Suçların yakalanması için bize bir yol ama insanların da, e, masumların kendini kanıtlaması için de bir şans bence parmak izi. Parmak izi aramaktansa DNA. DNA aramanın daha tabii ki akılcı olduğunu söylüyor ama bir DNA bankamız yok ki orayla mukayese edelim. Yani... Ama parmak izi bankamız var yani veri tabanımız var onun ama... için parmak izinin peşine tabii ki evet, düşülüyor. Biyometrik bilgiler gördüğüm kadarıyla artık devlet ilişkilerinde birinci derecede kullanılan alanlardan birisi haline geldi. Ee, acaba parmak izlerinin karşılaştırılmasında hiç mi hata yapılmaz? Doğum anında yani doğduktan sonraki iz neyse ölene kadar ki olan izler aynı. Eşlerin birbirini dinlemesi, ailelerin çocuklarını dinlemesi, bilim insanlarının birbirini dinlemesi, öğrencilerin hatta hocalarını dinlemesi gibi değişik örnekler de var. Böcek. Sadece bir ufak bir cihaz değil, İrademizin dışında ortamdaki görüntüleri, sesleri kayıt altına alan sistem bütünlüğüdür. Telefonunuzun kapama tuşuna bastığınız evet. zaman e, kapanıyormuş gibi görünüyor. Bu geceki suç ve delilde böceklerle ilgilenmeye devam ediyoruz. Gerçi onların da delil değeri olur ve pek çok suçu aydınlatırlar ama böcekler diyorsak sineklerden, kelebeklerden söz etmiyoruz. Hani şu başbakanımızın dahi şikayet ettiği dinleme, izleme, gözetlemede kullanılan böcekleri masaya yatıracağız. Ardından sıra sanal güvenliğimize gelecek. Cep telefonuna gelen garip mesajlardan, yurt dışından arayanlardan başlayacağız gayri resmi resmi hackerlere hackerler arası yarışmalar düzenleyen savunma bakanlıklarına uzanacağız. Başımızın belası virüsler bir diğer konumuzu oluşturacak ve son olarak cep telefonuyla işlenen insanların kabusu haline gelebilecek cinayet hikayeleri anlatacağız. Saygıdeğer hanımlar ve beyler yeni bir suç ve delile hoş geldiniz. Evet, tekrar hoş geldiniz. Sayın Atıf Ünal'dı, hoş bilişim stratejisi. Geçtiğimiz hafta birlikteydik. O kadar çok konuşacak şey kaldı ki, birlikte karar verdik, biz buna devam edelim dedik. Çünkü böcekler ve ondan sonra da nice nice konuya gireceğimizi anlayınca bu hafta bu sefer sizlerle birlikte bu işi sürdürmeyi düşündük. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Öncelikle siz, Tamer Şahin, bilgi güvenliği uzmanısınız. Ve Türkiye'nin ilk hekeri olarak tarihe geçmiş e, durumdasınız. Bugün bize e, ilk olmanın getirmiş olduğu tabii ki bazı faydaları ve zararları ve bugünkü hekerlerin gelmiş olduğu Türkiye'de ve dünyada gelmiş olduğu yerin nereleri olduğunu tabii bizimle paylaşacaksınız. Şimdiden çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Engin e, Çetin Kaya siz bilgi sistemleri uzmanısınız. Bize tabii ki Nedir bilgi sistemi uzmanı olmak biraz ondan e, tabii ki e, söz edeceksiniz diye düşünüyorum. Bir de sanallaştırma ile ilgili zannedersem çalışmalarınız da var. Evet. Ben bir sanallaştırma kurbanı olarak kendim birçok e, bir, bir e, derdim olduğundan mutlaka sizden e, ileriki günlerimi daha güvenli geçirebilmek için de e, öğütler alacağım diye Mesela, düşünüyorum. Bu. Evet. Önce geçtiğimiz hafta. Şöyle bir kısa özetlenecek olursa, hatırlarsanız başbakanımızın çok sıcak bir olayı vardı, kendi çalışma ofisinin içerisinde elektrik prizinde bir böcek bulunduğunu kendisi söyledi. Türkiye'nin her yerinde bu tip şeyler olabileceğini tahmin ediyorduk, biliyoruz, duyuyoruz ama tabii başbakan ofisinde de bunların olması işin artık ne boyuta geldiğini bir kere daha bize gösterdi. Bu, bu olayın da e, kapıya konan güvenlik elemanlarıyla e, çözülemeyeceği çok ayrı bir uzmanlık alanı olduğu değil mi bir, bir yerde böyle evet. böcekler varsa bunları bulacak olan kişilerin de çok özel başka bir insanlar olması e, gerektiği de ortada. Nitekim herhalde artık böyle insanlar var ki zaten bu böceğin e, farkına da. Varmışlar diye düşünüyorum ve e, bu akşam bu noktadan hareketle biraz devam edeceğiz. Geçen hafta dermişti ki böcek dediğiniz şey aslında çok büyük bir şey değil. Yani küçük evet. bir cihaz. E, söyler misiniz bu ne büyüklükte bir cihazdır? Şimdi tabii onun bir sürü çeşidi ve e, değişik versiyonları var e, bildiğim kadarıyla. Hatta bunu sadece mekanik bir cihaz olarak da görmek belki doğru değil. Çünkü e, yine geçen hafta da üzerinde bir parça değinmiştik. E, aynı zamanda dijital de olabiliyor. Yani bir böcek olmadan cep telefonunuzun üzerinde ya da e, iPad'inizin üzerinde ya da e, hiç bunlarla alakası olmayan cloud'un üzerinde bir şekilde insanların dinlenilmesi sağlanacaklar. Durun oraya daha, daha girmeyelim. Daha e, daha herkesin daha kolay hmm. anlayabileceği yani fizik Başbakanın yani fiziki, konusuna da Evet. evet. E, aslında ilginç olan Başbakanın odasında bu böceğin bulunması değil. Ee, bir seneden fazla süre sanıyorum ki kalmış orada elektrik prizinde. Bunun bir seneden fazla süre orada kalması. Daha önce bir CHP milletvekiliyle e, biz bir TV kanalında mülakat yapmıştık. Karşılıklı görüş bildirmiştik. E, o zaman yayınlanan bir siyasi partinin yetkilisiyle ilgili bir video üzerine konuşuyorduk. Bunun tespitiyle ilgili. O programda böcekler hakkında konuştuk ve ben söyledim yani internetten. 20-30 dolara edinilebilecek bir cihazla odalarda işte bu gizli kameraları böcekleri tespit edip rahatlıkla ortaya çıkarabiliyorsunuz demiştim. Daha sonra iki hafta geçti ve bu milletvekilimiz gazetelerde elinde dört tane böcekle poz verir şekilde haberlere çıktı ve meclisteki odalarda bunu buldu. Yani aslında bu çok yaygın olarak yapılıyor ve yeni yeni biz bilinçleniyor gibiyiz. Yani Amerika'ya baktığımızda işte başkanın siber güvenlik danışmanı olduğunu görüyoruz. Ee, e, bir dakika durun sözünüzü kesiyorum ama sizin demek istediğiniz şu mu? Yani neden daha önce başbakanın odasında bu internetten satılan 20-30 dolarlık aletle tabii. diyelim ki bir arama yapılıp da bu şey fark edilmedi? Yani bizde defansif güvenliğe çok fazla yatırım e, yapılmamış demek ki. Ama ben size şöyle bir şey sorayım o zaman. Şimdi diyelim ki dinliyorlar. Ve sizin o gün oraya e, şey yapmaya, e, böcek aramak üzere yola çıktığınızı da öğrendiler. Hı hı. Bunu uzaktan e, bir kumandayla bir biçimde e, inaktif hale getirmeleri mümkün değil mi? Tabii ki O mümkün. zaman sizin aletiniz onu bulamaz. Zaten. Hatta şöyle söyleyeyim bir yuva içerisinde bir dakika, asidik zaman, bir madde de olabiliyor. Tamam, o zaman sizin oraya aramak üzere girdiğinizi fark ettikleri anda... Hı hı. Bunu inaktif hale getirirler ve sizin o satın almış olduğunuz değil o 20-30 dolar, 3000 dolarlık aletiniz bile olsa yine de onun varlığını tespit edemezsiniz. Evet. Yani o bir dalga, bir, bir frekans, veya bir, bir elektromanyetik Hı -hı. bir şey yaymıyorsa. Şimdi orada tabii şöyle ilginç bir nokta var. Ee, onu atlamamak lazım. Ee, bu olayla ilgili söylüyorum. Ee, bu olaydaki e, alet yansıtıcı, yansıtıcı olduğuna evet. göre mutlaka frekans etrafa devamlı bir frekans yayıyor frekans e, bulucularla e, geçen hafta da bunu konuşmuştuk. Evet. Frekans bulucularla her an kontrolün yapılıyor olması lazım. Yani onu özel bir arama gününü e, gibi düşünmemek lazım. Genel olarak Başbakanlık konutundan e, veya bu olayın nerede olacağı düşünülüyorsa o ortamdan hangi frekansların çıkışının yapıldığını bir şekilde daha önceden tahmin edebiliyor olmak ve görüyor olmak lazım. İkincisi bu olay olduktan ve bulunduktan sonra mobes kameralarının kontrol edilip etrafta Hangi araba araçların döndüğünü e, kontrol edilmesi gerektiğini her sefer söylüyorlar. Başka araç da olabilir. Olabilir. Ama evet. sonuç itibariyle bunun e, hani bu iş olduktan sonra kontrol edilmesinden ziyade aslında başbakanlık konutunun etrafındaki araçların e, muhtemelen her zaman kontrol ediliyor olması lazım. Etraftaki mobeze kameralarının mutlaka bu araç devamlı olması kontrol şart mı? E, bir geçerken de tabii bir şey, şey olamaz. Yani e, çok küçük bir dinleme cihazıyla e, yoldan koşarken de. E, şeyi yakalayıp oradan dinleye, dinleyebilir evet. yani böyle şeyler olabilir. Ama hani bunların hepsini zaten kontrol eden, demin e, Tamer'in de güzel e, söylediği şeylerden birisi, hani işin e, defansif e, kısmında... Zaten parça, olmalıydı, diyorsun. Evet, olmalıydı evet Olmalıydı. Oranın dinlenebileceği zaten öngörülmeli. Bazı önlemler alınıyor. Mesela hiçbir şekilde dinleme cihazı olmadığını düşünelim. Biz bir yeri dinlemek istiyoruz. Bu da mümkün. Yani her... Evet tuş evet. vuruşu bir elektromanyetik evet. sinyal yaratır evet. ve görüntüleri de bu şekilde evet. elde edebiliriz. Tempest eavesdropping denilen teknikle evet. bir minibüsün içerisinde bir laptop ve bazı elektronik cihazların evet. birleşiminden diyelim biz ona genel olarak. Oluşan bir cihazla siz o sinyalleri yakalayıp hiçbir şekilde internet bağlantısı ya da wireless bir bağlantı kurmadan sadece o elektromanyetik sinyalleri yorumlayarak da dinleyebilirsiniz. Ama bildiğimiz şey şu ki Büyük Millet Meclisi işte emniyet, başbakanlık gibi yerlerin belli odalarında bu tempest korumalı duvarlar var. Bunlara karşı önlem alıyorlar. Ama nasıl bu korumalı duvarlar var da e, dinleme ile ilgili o frekans bozucu cihazlar orada yok? Ona da bakmak lazım. Ee, burada aslında iki konu daha var. Birincisi o e, yansıtıcı eğer bir şey yansıtıyorsa. Ee, sadece onu dinleyenler değil aslında bir başkaları da onu dinleyebilir. Tabii tabii. Bir evet ee, tabii, tabii, yani. tabii tabii yani siz rastgele ya da kötü amaçlıysanız orada bir şekilde bunu dinlemeye çalışıyor olabilirsiniz. Ee, şöyle de bir durum var. Ee, Tamer'in dediği gibi aslında hani çok kolay bulunabilir bir cihaz olabilir ama çok kolay bulunamadı bulunamayabilir. ama e, hani biraz evvel söyledik ya inaktif edici evet. bir unsur var mı diye. İşte o inaktif edici unsur çok kolay bulunabilir. Dolayısıyla onu e, inaktif edici unsuru koymamış olabilirler. Bir de Hı -hı. öyle bir durum var. Hı -hı. Evet ama demin siz başka bir şey söylediniz. Tuşların Hı -hı. E, tuşlarla ilgili Hı -hı. E, her tuşun kendi titreşimi evet. tabii ki farklı olduğundan e, tuşlanan yani bilgisayarda yazılan yazıyı bir kere tabii, herhalde şifre... en azından. Sizin klavyede bastığınız evet. her tuş tamam. aslına bakarsanız bir elektromanyetik bir sinyal tamam. olarak etrafı yayılıyor. Demek yazdığım belgeyi yazdığım metni zaten Hı -hı. Bir, bir şekilde bir dönüştürüyorlar herhalde o elektromanyetik cihaz. Evet. O elektromanyetik evet. cihazlar bunu yorumluyorlar. Evet. Daha sonra tekst olarak bir tamam. programa yazıyorlar. Yani sizin şifreleriniz adım adım yazdığınız her şeyi tıkır tıkır orada. Oraya beliriyor. Gidelim. Nasıl bir Word dokümanında beliriyorsa onların ekranında da beliriyor. Peki bir adım o zaman başka bir şey daha söyleyeyim. Mesela benim o sırada izlediğim televizyon programını da herhalde şey yapabilirler mi? Tabii ki Ne seyrettiğimi? Ne seyrettiğinizi öğrenebilirler. Aslında orada çok daha doğrudan bir tehdit var. Akıllı televizyonlar. Şu evet. anda akıllı televizyonlar geleceğin tehdidi ve üzerinde her akıllı televizyonun üzerinde internet bağlantısı var. Bir kamera var. Ha, ve onu biraz sonra var. gireceğiz demek ki. Yani anladım e, ne demek istediğinizi. Ama en azından şu noktada e, bırakın internet bağlantısını bir tarafa bırakıyoruz. Hı hı. Wireless filan vesaire yani kablosuz herhangi bir şeyin olmasına gerek yok. O mekandaki elektromanyetik titreşim farkından yola çıkarak hı hı. zaten benim kullandığım klavyede yazdığım metni dahi yani bilgisayarıma girmeden aslında evet. bütün bunlar. Yani bunu tespit etmek de çok çok güç. Çünkü pasif cihazlar bunlar. Sadece evet. sinyalleri yorumluyorlar. Siz bir sinyali evet. yollamıyorsunuz. Sadece Hayır. var olanı yakalıyorsunuz. O tamam. yüzden demek ki bilgisayara e, bilgisayara girmeden bile benim yazdığım belgenin metni anlaşılabilir bir noktaya gelmiş durumdayız. Evet. Evet. Peki başbakanın bu e, odasında bir yıldır olduğunu nereden biliyoruz? Basında çıkan ifadeler bu yöndeydi. Bir yıldan evet. fazladır orada bulunduğu söyleniyordu. Bir güç kaynağına bağlanmış. Evet Normalde elektrik, hı hı. elektrik şeyine, dizine bağlanmış. Dizine. Çünkü bir besleme sorunu olması istenmemiş. Yani bir pil evet. sorunu olması istenmemiş. Ee, bu tabii daha profesyonel cihazlardan belli ki. Hani diğer daha farklı evet. cihazlardan değil. Ve bunu inaktif etme ile ilgili de sadece ses dinlemesi yaptığı için bu bu tarz cihazlar. Yani sizin orada kontrol yaptığınızı tespit etmesi de çok mümkün değil Sadece sesleri yorumluyor, sesleri kaydediyor. Evet, ben dedim ki geliyorlar. Mesela konuşuyorlar kendi aralarında. Hadi biz burada böcek arayalım yarın diyorlar diyelim. O da onu duyuyor. <laughs> kapatıyor şalteri gibilerden biri. Yani, çok basit. Şimdi tabii bir, burada şöyle, bir tablo olabilir. Çok, evet, şöyle ilginç bir durum var. Ben işte başbakanımızın güvenlik stratejisini belirleyecek olsam iki tane katman oluşturmak gerektiğini düşünüyorum. Birincisi işte jammer'lar ve bildiğimiz standart güvenlik sistemlerini oluşturmak lazım. Onları oluşturmak için bir sistemciye ihtiyaç var. Yani o sistemi kurabilecek, güvenlik sistemini oturtabilecek birine ihtiyaç var. Dijitalde de aynı şey geçerli. Daha sonra da o oluşturulan sistemin kontrol edebilecek, denetleyebilecek daha böyle kafası bir parça daha Hacker gibi çalışan çünkü uh -huh. bu aslında hacker deyince herkesin aklına internet ve internet dijital teknolojiler geliyor ama hayatı da hack edebilen evet. insanlara evet. hacker diyoruz aslında biz. Ee, güvenlik tarafını hack edebilecek bir takım insanlara da o güvenlik duvarının aslında gerçekten başarılı olup olmadığını arada boşluklar olup olmadığını kontrol edecek bir başka grubu da dahil etmek lazım. Yani cross evet. yapmak lazım ki e, yeterli ve güvenli bir sistem oluşturulabilsin. Statifik Peki olarak. geçtiğimiz hafta şöyle bir noktaya gelmiştik. Ee, öyle halk arasında söylenen şeylerden bir tanesi odanın içinde diyelim ki suyu açarsanız su sesi olursa ya da bir, bir arkadaş kuş sesi dedi mesela evet. olursa böyle. <laughs> e, o zaman e, dinlenemiyormuş ya da ses <laughs> öyle öyle bir şeyler herhalde çok geçmişte kalmış. Yok olmalı. çok geçmişte kaldı. Bu evet. O zamanki hani hurafelerden biri de kendi telefon numaranızı arayın. Çalıyorsa eğer işte Aha, dinleniyorsundur evet, bunların hiçbir, evet, gerçekliği evet. Yok. Evet. <laughs> hiçbir gerçekliği yok. Hiçbir gerçekliği yok. Ama şöyle Başına söyleyeyim. Başına bir şey e, Tabii o kadar detaylı dinlemeler yapılıyor ki yapıldığı zaman e, bunu hani birisi oturup dinlemiyor. Öncelikle insanların evet. onu bilmesi lazım. Evet. Bunlar kaydediliyor, arşivleniyor. E, benim daha önce e, benimle irtibat kuran e, kişilerden bildiğim kadarıyla e, işte bir şey soruyorsunuz ve diyor ki dur bakayım onun iki tane köpeği vardı. Bir e, bakayım hani neymiş isimleri diye geriye dönüp de sorgulayabiliyorlar. Yani yazılı bir metin ararmış gibi ses arıyor. Kesinlikle. Bunun çok gelişmiş evet. versiyonları evet. Amerika'da var. Belli kelimeler var ki anahtar evet. kelime listesi var. O anahtar kelime listesindeki bir kelimeyi siz telaffuz ettiğiniz anda zaten dinlemeye Peki, ağır Türkiye'de tıkmasınız. anahtar kelimelerin yüklü olduğu bir veri tabanımız yok mu? Henüz daha yok. Hmm. Aslına bakarsanız bizim durumumuz şu. Şu anda BTK ee, saniyede yaklaşık 20 milyon olay event e, üreten e, bir altyapıyı kullanıyor. Ve henüz daha bunu analiz edemiyorlar tam olarak. Bu BTK nedir? Çünkü BTK deyince siz Bilgi katil Başkanlığı. Güzel. O felaket o zaman. Tüm internet iletişimini kontrol eden, dinleme izin veren. O zaman BTK mı diyelim, Tip mi diyelim? Tip diyelim. Öyle diyelim daha iyi olur. Çünkü BTK, Bond, Bağla, Torture, et, Kill, Öldürün şeyidir. Ve çok çok önemli bir seri katilin kod adıydı. Onun için dedim ki birdenbire niye bunlar, niye birdenbire seri katilin, ne biçim bir seri katilin. Evet tamam. Yani evet. Yani Peki. bu 20 milyon olayı analiz edebilseler emin olun çok çok ilginç olaylara e, çözüm bulunabilir. Ama bizdeki altyapı henüz daha bunu analiz edebilecek noktada değil. Sadece bu altyapı bulunuyor ama bu bilgileri sınıflandırmak, data evet. mining dediğimiz veriyi evet. işlemek çok evet. ayrı bir olay. Bunun için çok çok gelişmiş yazılımlar ve donanımlar gerekiyor. Evet. ama çok önemli. Çok çok önemli. Olması yani Birçok cinayeti herhalde. ve evet. ulusal meseleyi, evet. evet. e, hatta casusluk faaliyetlerini bile ortaya çıkarabilecek Olaylara ışık tutulabilir. Tamam. Yani sadece bu bilgileri toplamak değil, ondan sonra bunları tasdif şey. etmek, ondan Kesinlikle. sonra e, bunların içinde de aradığınızı bulmak veyahut da bu önünüzden geçerken diyelim, şimdi dur diyebilmek. Mesela Belki Wikileaks de. olayında evet. neyi gördük? Bunu çok iyi ettiğini gördük Amerika'nın. Bir e, portalları, bir internet siteleri evet. var ve yaklaşık işte 200 milyon kadar... E, anladığım kadarıyla kullanıcı buna dolaylı yoldan bağlı. Bu insanlar buraya her türlü bilgi akışında bulunuyorlar. işte ne bileyim bir duyumu belki o ülkedeki evet. büyükelçi iletiyor. Başka bir dedikoduyu, bir yolsuzluğu iletiyor. Başka bir olayı, rejim değişikliğiyle ilgili fikirlerini söylüyor. Bunun Bu da belli nesil, bir yere gidiyor. Belli bir yere gidiyor, gidiyor evet. sınıflandırılıyor ve evet. Wikileaks oradan bir kullanıcıyı bulup oradaki verileri dışarıya çıkardı. Zaten, o zaman bunu anladık. Evet zaten e, suçla mücadelenin en önemli e, silahı tasniftir. Doğru. Tasnif edemediğiniz takdirde hiç belli hiçbir işinize yaramaz. Yani parmak izi mesela. Parmak izlerini alıyorsunuz herkesten. Eğer tasnif edilebilir bir yoksa. şey bulunamamış olsaydı, bir sınıflama e, mantığı bulunamamış olsaydı mümkün yok e, işe yaramazdı. Yani onunla ilgili bir ufak kısa bir şey anlatabilirim. Ee, bir emniyet müdürlüğünde bir şehirdeki emniyet müdürlüğünden bir telefon almıştım bundan 7-8 sene önce. Tabii çok tedirgin şekilde konuşuyor oradaki komiser. Hani benim memuriyetim yandı ne oldu dedim. İşte 4 tane memur oturuyor bilgisayarlara veri giriyorlar. O zaman da bir yedekleme mekanizması kurulmamış. Ve o veri girilen işte suçların bilgilerinin girildiği makinelerden birinin hard diski bozulmuş. Bilgilerin depolandığı alan. Ve tık 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 sesler geliyordu. O yedekleme ünitesine harcayacakları paranın kat kat fazlasına onu yurt dışına gönderdiler. Ve o bilgileri kurtardılar. Çünkü şüphelilerin... Evet. İşte parmak izi evet. gibi diğer evet. çok önemli bilgileri vardı. Veri kurtarmaya biraz sonra geliriz. Veri, veri verileri kurtarılacak hale gelmiş birisi olarak ben <gülüyor> <gülüyor> ara sıra yani böyle bir şeyler yaşıyorum. Peki şimdi devam ediyoruz şöyle ki tabii ki başbakanın dinlenmesi olabilir. Yani ona bir şey demiyoruz. Mümkün böyle yüksek düzeydeki ...işte siyasilerin olsun ya da önemli kişilerin, iş adamlarının diyelim ki e, dinlenmesini insan şey yapıyor da... ...hani olabilir e, diyor da e, çok daha e, sıradan vatandaşların arasında da bu dinleme hadisesi gerçekleşiyor. Dinleme, gözetleme, izleme vesaire bize çok cazip geliyor aslında. Yani birbirlerini gözümüze kestirip evet. yani eşimizi, sevgilimizi yakın vesaire çevre, yakın çevremizi değildir. merak ediyoruz nerede diye en azından nerede diye merak ediyoruz. Hı hı. Tabii ki kiminle ne konuşuyor, benim hakkımda da ne diyor, bunu duymak çok süper olur tabii ki. Onun için hepimizin böyle bir şeyi var. Şimdi bu konuda... Aslında süper olur mu o da ayrı Bala, yani. Bilmiyorum yani <laughs> hani, hani ben, ben bu Ömer Seyfettin'in yüksek ökçelerini getirdi benim aklıma. Biliyor musunuz o hikaye Ömer Seyfettin'in <laughs> yüksek ökçeleri? Çok güzel bir hikayedir. Şöyle büyük bir işte köşte oturan bir kadın zengin bir sürü de yanında çalışan insan var. Kadının adeti çok yüksek topuklu ayakkabılar giymek Hı, ve bu yüksek topuklu ayakkabılarla işte orayı burayı teftiş ediyor. Mutfak nasıl, işte, işte bahçe nasıl vesaire her şey pırıl pırıl. Günlerden bir gün beli ağrıdığı için o yüksek topukları çıkarıp düz bir ayakkabı giyiyor. Ve iniyor ki bir felaket. Her yer pislik içinde bir, birileri orada dalga geçiyor, birileri orada dedikodu yapıyor vesaire. Tekrar dönüyor eski yüksek topuklarına yani hiç olmasa benim huzurum şey diyerekten. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> bu dinleme konusu ama insanın içinde tabii bir dürtüdür. Yani insan ne yapıyor bu yakınlarım diyerekten elbette merak eder. Yani her bu... şeyi bilmek insanı mutlu edemeyebiliyor. Yani Peki, bilgi acı verebilir. Bilgi acı bilir. verebilir. Bilgi güçtür ama öte yandan yani bilgi yani, acı verir ama yani bilginin de güç olduğunu da. Onun, yani, yani geçmişte işte kız arkadaşlarım olsun arkadaşlarım evet. olsun hepsinin bilgisayarlarına girdim. O ya, işte daha henüz evet, etik ekilik evet. <laughs> yapmadığım zamanlarda o etik evet. anlayışa sahip olmadığım daha e, böyle egonun şiştiği dönemlerde yaptım ve baktığınızda şöyle oluyor insan o psikolojisi yapma diyordum ama ben <laughs> İnsan psikolojisi çok farklı çalışıyor yani sizinle çok iyi anlaşan biri biriyle konuşurken sizin hakkınızda daha biraz iğneleyici konuşabiliyor. Siz bunu gördüğünüzde bu sefer bir o kişiye cinsip, karşı tavırlarınız değişiyor. Dur, yani onu daha kötü davranmaya başlıyorsunuz. Bir süre sonra bakıyorsunuz ki çevrenizde insan kalmamış. Yani sosyal açıdan aslında çok e, bel altı bir pozisyon birilerini takip etmek. Ve hani e, sevdiğiniz kişiyi takip ettiğinizi düşünelim. Ben de kız arkadaşlarımı takip ettim. Ve yani şaşırtıcı bir şey rastlamadım ama birine canım bile demesi sizin canınızı rahatsız sıkabiliyor, değil, rahatsız ki, edebiliyor. Ki. O yüzden yani. bunları görmemek, o işi akışına bırakmak biraz daha davranışlarıma yüksek yüksek bir şey daha, daha. avantajlı olabilir evet, demek. Peki ama yani insan şimdi şöyle sizin işiniz bu, siz yapmasını biliyorsunuz ama ben bir internet sitesinde dolaşırken benim karşıma bir şey çıksa bir alışveriş sitesi ve desek işte şöyle şöyle bir yazılım var veya da şöyle bir alet var şu kadar üç kuruş beş kuruş. Ondan sonra sen bununla eşi sevgilini dinleyebilirsin. eşini gözetleyebilirsin. Maillerine hack edebilirsin. Neyse işte bir şeyler. Buna kapılmamak mümkün mü? Yani. yani aslına bakarsanız yasalar kapılmamanızı öneriyor ve bunun için de belli yaptırımlar getiriyorlar ama işin cazibesine kapılan çok insan var. Her hafta onlarca mail alıyorum mesela bu konularla ilgili. Eşini hackletmek isteyen, evet. evli olup işte internetten tanıştığı birine müstehcen fotoğraflarını gönderdiğini evet. ve onun kendisine şantaj yaptığını, hatta benim o olayı çözmezsem, işte tabii o kendi kafasında evet. ben onu hackleyip halledeceğimi düşünüyor. Öyle bir şey mümkün değil tabii. Yap, yapılmayacağı açık ama. Neden yapılmayacak? Düşün. Bunun bir e, bedeli şimdi yok mudur? Bunun bedeli yani, bedel karşılığında hani yapanlar size var. demiyorum. Siz, siz, sizden söz etmiyorum evet. tabii ama yani bunun bir bedeli elbette vardır. Dünyada kiralık katil Tabii bunun bir tarifesi var. Nerede orada tabii şöyle bir şey var. Şunu atlamamak lazım. Şimdi e, her bilgisayara girilebilir ama hiçbir bilgisayara da girilemez. Nasıl? Oluyor bu. Şöyle oluyor. Bir bilgisayara girmek için gerçekten oturup uzun uzun çalışmak lazım. Her sistemin mutlaka bir güvenlik açığı vardır. Ama bazı durumlar vardır ki attığınız taş ürküttüğünüz kurbağaya değmez. Yani toplamda sizin o iş için harcayacağınız zaman mesela SSL sertifikaları için aynı şey söylenir. SSL sertifikaları normalde elektronik ticaret yaparken birbirimizin şifreleri yani şifreli olarak data gider gelir. Evet. Ve o şifreleme sistemi aslında kırılabilir bir sistemdir ama onun bir kuralı vardır. İşte yanlış hatırlamıyorsam Engin sen de düzelt istersen yani işte 8 bilgisayar atıyorum 2 yılda bir kredi kartı bilgisini evet, kırar o diyorlar bu bu kadar zaman harcanıp bu kadar da bilgi harcanıp yapılacak şeyin karşılığında bir tane kredi kartı bilgisi alacaksanız attığınız taş ürküttüğünüz kurbağaya değmez hale geliyor. O yüzden de buralarda tabii ona da çok dikkat etmek lazım. Yani bunlar yapılabilir ama şeyler ama yapılamaz. Bu da tabii insan hatasından çok faydalanılıyor. Mesela size bir link geliyor. Siz o linke evet. tıklıyorsunuz. Ondan sonra bir takım bilgiler isteniyor. Peki o zaman yavaş yavaş şimdi buna girelim. <laughs> ama buna buna girmeden önce emin kaldığım noktada yine de şey yapmak istiyorum. Yani e ee, sıradan insanlar e, birilerini dinleyebilir mi? Tabii ki dinleyebiliyorlar. Sıradan insanlar da dinleyebiliyor. Güzel insanlar evet. birbirine cep telefonu hediye ediyorlar. Evet. Yani bu çok önemli. Hatta 4-5 sene öncesine kadar baktığımızda mecliste cep telefonu dağıtıldığını hatırlıyorum ben. Evet. Yani bu çok evet. ciddi bir şekilde e, saatli bomba gibi bir şey bu ve cep telefonları için çok güzel de bir tanım var. E, konuşma yapmaya da yarayan dinleme cihazları denir mesela bu çok güzel bir tanım bence aslında denir. dinleme cihazı da yani ara sıra konuşuyor. Aynen ilgilerden. ara sıra <laughs> konuşma özelliği de var bu <laughs> dinleme cihazının evet. ve bu kapalı olduğu takdirde dinlenebiliyor belli istihbarat örgütleri tarafından ee, aynı zamanda zaten açık olduğunda izinli ya da izinsiz kullanılabiliyor. Onun dışında aslında GSM protokolü dediğimiz evet. protokol de çok zayıf yani siz birkaç yazılımla da sahte baz istasyonu yaratıp orası üzerinden insanların telefonlarının pilini bir anda bitirebilirsiniz yani çok kısa süre içerisinde ya da bu mudur en önemli işaret. Yani pilin çabuk bitmesi Eğer önemli. Eğer çabuk bitiyorsa mi? o evet. ortamda bir jammer engelleyici ya da bir dinleyici yansıtıcı bir sahte bir baz istasyonu olabilir. Çünkü daha fazla pil tüketiyor ulaşmak yani, için. Yani bu gizliden gizliye orada bir yazılım çalışıyor mu demek? Tabii orada yani bir yazılım çalışıyor. Bir, bir anten var yok. ama çok güçlü bir verici değil. Evet. Ee, o çok güçlü bir verici olmadığı için bir yandan da gerçek sinyali manipüle etmeye çalıştığı için telefonunuz daha fazla bağlanmaya çalışıp işlemci gücü harcı, işlemci gücü harcadıkça da pili dibe vuruyor. Ama bir yandan tabii size bu telefon işte serviste ya da restoranda bir yere işte ne bileyim şarja takması için evet. verdiyseniz orada evet. bir yazılım yüklendiyse, e, yazılım yüklenen telefonlarda e, dinleme çok daha kolay yapılabiliyor. E, yani siz mesela Belli telefon üreticilerinde bunu yapmak daha zordur ama belli telefon üreticilerinde çok daha kolaydır dışarıdan yazılımı yükleyip bu şekilde çalıştırmak. Bu evet. arada hep gücün karanlık tarafından bahsediyoruz ama aslında bu teknoloji bir de aydınlık taraftan baktığınız zaman e, sonuçta koca filolar var. İnsanlar filolarını bu şekilde takip ediyor değil mi? İşte nakliye firmaları vesaire işte e, keza e, çocuğunuzu vesairenizi Doğru. de bu şekilde hı hı. E, yani aslında gücün iyi tarafından baktığınızda... Durun bir dakika şimdi orada... Filolar, filolarda diyelim ki cep telefonuyla mı takip ediyorlar onları? Ama filolara takılan bir aletle takip e ediyorlar. sonunda GSM ile ama daha çok takip ediliyor. İşte cep telefonun içerisindeki sonuçta çip ve onun getirdiği sinyallerle. Yani yine cep telefonuna takılan bir şeyle. Aslında evet. Araca takılan değil. Aslında o e, cep telefonunun araca takıldığını araca düşün. Birebir bir, bir, bir cep telefonu takılan değil. Alet bir, aslında yani bir, bir şoför bir cep, telefonu işi cep yapıyor. telefonunu alıp tuvalete giderse ne olacak? Ya da kaybederse. Bunun yok. araca monte edildiğini ya da araca gizli bir yere monte edildiğini. Sabit, sabit edildiğin. yani bunlar. Tabii. Tabi. Evet. gizli bir yere bir de, monte edildiğini. Gizli var bir yere monte edildiğini. Kesinlikle. Yani Niye gizli? E, şoför bilmiyor mu? Aslında e, bence bilmiyor. Çünkü e, Şimdi önce iki taraftan bakalım filoları bir tarafa bırakalım araç güvenlik sistemleri Birden var vazgeçtiniz filolarla. şoför de. bilmiyor ben. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi biliyor. <laughs> şoför biliyordur ee... herhalde aracın takip edildiğini. Yani şöyle tabii ki aracın takip edildiğini. Nerede biliyor. olduğunu bilmiyor belki ee, aletin. Kesinlikle yani sonuçta ha, araç alarmları anladım. için araç. ama aleti iptal edenleri de biliyorum. Sivicini çıkardım deyip ha. iptal edenleri de biliyorum. E, Orada biliyorum. da ciddi bir şey. Yani biliyorsunuz Almanya'da o şeyler parayla çalışan makineler vardı. Hmm. Hmm. Onlar ara sıra böyle paslanırmış. Biliyor musunuz? Ben hmm. 60-70'lerden bahsediyorum <laughs> tabii ki. Niye paslanıyor bunlar dediklerinde de meğerse hep bizimkilere atfedilir yani. <laughs> bu. Türkler'e bu. <laughs> Türkler Bir mark şeklinde buz kalıpları dökermiş bizimkiler. Onu atarlarmış içine. Dolayısıyla o çalışırmış. Fakat tabii içinde eridiği için o su onun sonunda has satırmış yani biz bizim yapamayacağımız bozamayacağımız sökemeyeceğimiz Kesinlikle. hiçbir alet yoktur diye düşünüyorum evet Onun için şoförler bunun şeyini çıkarıyorlar çıkarıyorlar evet. ama aslında araçları dinlemek için çok daha farklı yöntemler var şu anda mesela çok ünlü üreticilerin araçlarında siz hiçbir şekilde dinleme filo vesaire işte GSM hı hı. kartı olmasa da araç üzerinde GPS yardımıyla doğrudan mesela bir otomobil üreticisinin Almanya merkezi evet. sizin Aracınıza evet. müdahale evet. edebiliyor. Evet. Anahtarı kaybettiniz. Kapıları açıyorlar. Belli evet. de bir numara var evet. verdiğinizde. İşte evet. 100 kilometre gitmeniz lazım. 100 kilometreyi ayarlıyorlar. 100.01 gidemiyorsunuz kesinlikle. Evet. Ve ondan sonra araç stop ediyor. Yoldan çıkamıyorsunuz. Yani kesinlikle. yoldan çıkamıyorsunuz. Size bir yol veriyorlar. O yolun dışına çıktığınız anda sistem ya sistemi kapatıyor, arabayı, aracı kapatıyor. Ya aracı kapatmıyorsa da haber veriyor, alarm veriyor. Böyle tamam. yakalanan bir takım suçlular oldu ama Türkiye'de. Oldu Aynı evet. bu şekilde. Ama evet. şöyle bir durum var. Mesela Susurluk kazasının... Bu şekilde gerçekleştirildiğiyle de ilgili birçok komplo teorisi var konuşulan. Yani uzaktaki o, yönetim kısmı. Oh, orada da iyi iyi aslında bak <laughs> gücün var. karanlık tarafı orada da e, bu gücü siz elinize geçirdiğiniz zaman e, hani araba üreticisinin çok ünlü bir araba üreticisinin evet. e, bu teknolojisini bir şekilde ele geçirdiğiniz zaman aslında bir sürü zarar verebilirsiniz. Bir de işin böyle durumu Evet, bir sürü zarar verebildiğiniz şimdi bu zararlara Biraz girelim siz araba dediniz ve arabanın anahtar dışarıdan açılıyor hı hı. kapanıyor vesaire Evet, ee, evet birçok şey artık bilgisayarlar aracılığıyla oluyor bir ara evet. arabanın içerisinde ve şöyle bir baktım ben hatta deniyor ki yani ileri model bir yeni kuşak aracın içindeki devre sayısı bir e, uçağınkinin daha üstünde yani o kadar çok e, kontrol ünitesi var. Bu kontrol ünitelerinin bir bölümü dışarıdan kontrol edilebiliyor. Evet. İşte bu dediğiniz gibi bu anahtar meselesi ee, veyahut da e, kitli kalırsanız dışarıdan birinin bunu açması ya da işte merkezden motor nasıl çalışıyor diye kontrol ettikleri gibi. Özellikle elektrikli araçlarda iyice şey arttı yani. Kontrol kısmı iyice arttı. İyice arttı. Akıllı telefonunuzdan te, e, aracın nerede olduğu, pil durumu, e, isterseniz çalıştırıp, e, işte air condition'ını çalıştırıp e, arabanın ısınmasını sağlamak, istediğiniz yerde durdurmak falan gibi imkanlara sahip olabiliyorsunuz. Peki bir bir arkadaş var Barna Bicek duymuşsunuzdur ismini. Bu çok popüler son 3-4 yıldır ortalıklarda böyle... Şovlar yaparaktan neler olduğu, neler yapılabileceğini söylüyor. Şimdi o e, en son Avustralya'daki bir kongrede e, bu konunun üzerinde. Yani madem ki bu araçlar dışarıdan e, kontrol edilebiliyor o zaman hack de edilebilir bu. Ve onu e, mesela lastiklerin havasıyla ilgili olarak... Yanlış bir bilgi hı hı. Hı hı. aracın beynine göndermek suretiyle aracı aniden durdurmak gibi veya başka bir şekilde aracı aniden hızlandırmak gibi bir takım işler yapabiliyor 4 metre mesafeden. Yani orada baktığınızda şerit kontrol asistanı gibi çok ek donanımlar var. Bunların hepsi evet. sensör, sensörlere ve bilgisayar sistemine bağlı. Sonuçta şerit asistanı siz şeridi... En basit örneği veriyorum. Şeritten ayrıldığınız anda sizi şeride geri sokuyor ya da evet. işte uyarı veriyor. Evet. Orada araç üzerinde ciddi bir hakimiyeti var. Onun dışında bütün mekanizmalar işte sizin fren balatalarınızın bitmesinden tutun silecek suyunuza kadar hepsi sensörlere bağlı. Evet. Büyük otomobil üreticilerinde. Yani hani çok manuel bir şey kullanmanız lazım artık. Elektronik aksam olmayan bir şey kullanmanız lazım. Ve bunları yani. istismar edebiliyorsunuz. De... Ama birçok yol var. Sadece şey değil hani uzaktan GPS ile müdahale edildi değil. Bluetooth'u var cihazlarda evet. artık. İşte memori kartı, hafıza evet. kartı yuvaları var. İşte CD takıyorsunuz, işte data CD'si takabiliyorsunuz. İçinde evet. mp evet. var. Bunların içerisine de dosya yükleyip cihaz, cihaza bulaştırma imkanı var. Yani baktığınız zaman veri girişi olan bir sürü kanal var. Ve siz o bilgisayar sistemini korumak zorundasınız. Peki eğer bu yapılabiliyorsa ee, ki artık örnekle gösteriyor yani bir aracı hızlandırıp durdurabiliyorsam. Neredeyse işte yönünü değiştirebiliyorsa evet. ben ona bir kaza da yaptırabilirim demektir. Ve bu kaza yapıldığı zaman da bu bir imalat hatası zannedilecektir herhalde. yani ne daha, zannedilecek? iyi, daha ilginç bir şey söyleyeyim. Mesela çok daha hani belki bu noktadan bakıldığı zaman endişe verici bir konu. Şimdi bir şey hack edilebiliyorsa e, o hack etme işlemini birebir bir kişiye karşı yapmak yerine bir virüs yazarsınız. O tip arabaların hepsine bulaşır ve bütün arabaların aynı kazayı yaptığını ya da farklı kazalar yaptığını düşünebilir misiniz yani? yani o, o başka bir patoloji herhalde. Böylesine çok insanı öldürmeye kalkmak genellikle insanlar bir kişinin peşine düşüyorlar. <gülüyor> <gülüyor> yani, böyle, yani hiç tarihte Türk, Türkiye'de yalnız seri katil, katil konusu biraz şey. Yani bir daha çıktı daha mı belki... böyle çıkacak diyorsunuz yani bütün belli. Bunları bir genelde seri, evet. hacker konferanslarında çok demosunu yapıyorlar. Bakın evet. işte biz arabayı hackleyebiliyoruz. Uçak hackliyorlar mesela. Doğru Uçak var. firmalarını evet. hackliyorlar adamlar ve uçakta normal bir yolcuyken sizin işte nereye kadar sızabildiğinizi göz önünde seriyorlar. Genelde bunlar aslında Atıf'ın dediği doğru. Böyle hacker konferansların önce duyurulur ondan sonra kitlesel şekilde virüse taşınabilir. Şimdi otomobillerde olmadığı işte olmayacağı anlamına gelmiyor. Hayır. burada bir yola açıyor. Orada o konferansta duyurulduktan sonra başkaları çalışıyor. Ya dur bunu bir virüs yapayım ben. Oradan olaya bulaştım. Tamam. da firma bunu engelleyecek. Herhangi Zai, bir başka da önlem almaya başlıyor. Kar, o da Başlıyor. Karşı işte peş bu da şey başlıyor. Hı. Yani aynen bilgisayarda olduğu gibi e, bir yandan virüsler, bir yandan onların patchleri, bir yandan virüsler, bir yandan onların patchleri şeklinde. Yani bir güvenlik, bir bir virüs bir güvenlik bir virüs şeklinde gider evet, bir şey dünyaya dönüyor. bu tabii ki çok uyuşturucu eee yasa dışı uyuşturucu imalatı meselesine benziyor. E, şimdi uyuşturucuyla mücadele ettiğiniz zaman yasalar var. Nelerin yasak olduğuna dair bir takım listeler var. Birleşmiş Milletler'in yapmış olduğu listeler. Evet. O listede ismi varsa eğer o madde e, polisçe el konuyor, ceza veriliyor vesaire. Onun orada listede adı yoksa eğer onu ne kullanmak ne alıp satmak hmm. suç. Dolayısıyla kanunda yoksa suç da yok. Şimdi olmayan e, bir şey yeniden Dolayısıyla var. şimdi küçücük bir bir hidrojen azot atomu ekleyerek yeni bir molekül sentezleniyor. Yeni o bir sentezlenen oluyor. molekül en az bir önceki kadar güçlü bir uyuşturucu. Ufak bir şey takılarak farklılaştırılan bu uyuşturucu ama henüz daha piyasada herhangi bir biçimde bu ele geçmemiş, kimseyi de öldürmemiş falan olduğu için bir süre bir boşluk yaratıyor. Evet, bu reaksiyon süresi mesela otomobil üreticilerine dönecek olursak Ne yine, kadardır? E, şimdi sıfırıncı gün açığı deniliyor hackerlar arasında. Evet. Buna. Zero day. Evet. Yani bir güvenlik açığının bulunup kapatılıncaya kadar ki geçen süreye. Mesela evet. Mesela benim arşivimde 70 tane zero day var. Şey var. Yani benim kurumsal olarak arşivimde bulunuyor. Yani şu anda 70 tane konuda Hacking yapabilecek durumda. Aynen durumdasın. öyle yapabilecek durumdayız ama biz bunu tabii müşterilerimiz üzerindeki açıkları bulmak için iyi amaçla kullanıyoruz. Ama kötü amaçla kullanan var, ticaretini yapan var. Tabii Mesela 3 evet. harfli çok büyük bir lüks otomobil üreticisi evet. araçlarında güvenlik açığı çıktı. Hatta YouTube'da videoları da bulunabilir işte 120 saniyede nasıl işte araç çalınır diye. Hırsızlar geliyorlar işte camı kırıyorlar aracı içerisine giriyorlar. Ondan sonra o BD portundan cihazı bağlıyorlar. Bir cihaz bağlıyorlar. Evet. Ondan sonra bir tane kendi yanlarında getirdikleri anahtarı koyuyorlar. Orada bir iki tuşa basıyorlar. Anahtarı programlıyorlar. Takıyorlar, çalıştırıyorlar ve gidiyorlar. Bu yama ürünü, artık bunun bununla ilgili yama çıkardı mesela ama <laughs> çıkartma süresi çok uzun. <laughs> herkes yani çıkartma süresi öyle. çok uzun bu yamayı. Evet. Yani sonuçta bir sürü de piyasada etkilenen araç oldu ama mesela Türkiye'deki bu firmanın temsilcisi bir duyuru yayınlamadı. Araçlarınızı getirin yazılımlarını güncelleyelim diye. İnsanlar servise götürdükçe yazılımlar güncellendi. O da yetkili servise götürüyor. Bu arada tabii çok ciddi bir boşluk oluşuyor değil tabii mi? Ki. Yani sonuç itibariyle aracınızda bu şeyin olduğunu bilen birisinin atıyorum sıfırde e, açığının gün sayısına baktığınız zaman 100 gün sonra belki çok fazla siteye. gidip e, a, o marka yani arabayı Yani şu an mesela o marka arabaların o cihazı istismar edilen cihazı 5000 euroya Bulgaristan'dan alabiliyorsunuz rahatlıkla. Ve biz bunların satıldığı 200 kadar siteyi yani bu bu gibi e, yasa dışı materyallerin satıldığı siteleri mesela denetliyoruz, kontrol ediyoruz. Ne var yeni? Evet ama o arabayı çaldığınız zaman o arabayı bir yere götürmeniz lazım veya da tamamen sökmeniz Parçalayıp lazım. Parçalayıp satıyorlar. Parçalayıp satıyor. Şimdi bu arabaların e, ne olursa olsun parçalandığı zaman dahi e, o ürünlerin piyasası bunu yapmaya değmeyecek kadar da düşük. Aslında şöyle düşünelim. Bir airbag'in fiyatı çok yüksek. Evet. Yani bugün airbag'leri patlayan bir cihaz tamamen perte ayrılabiliyor kasko firmaları tarafından. Doğru. Ve siz işte bir airbag için 7-8 bin lira, 10 bin lira gibi bir fiyat verebiliyorsunuz. Bunu 3-4 bin liraya, 3 bin liraya satan, 2-3 bin liraya satan insanlar var. Bu airbag'i alan kişi de sorgulamıyor. Ama üzerindeki seri numarasından aslında bunun çalıntı olduğu ortaya çıkabiliyor araştırıldığında. Ama araştırmıyor. Yeni bir araç topluyor belki. Kazalı bir araç almış. Evet. Alıyor o parçaları takıyor. Ya bu yüzden hani... Araçların bu şekilde istismar edilmesi çok Şimdi kolaylaşıyor. Şimdi araç dediğinizde burada başka bir husus daha var. Konumuza belki hiçbir ilgisi, doğrudan ilgisi yok ama bunların sahteleri o kadar tehlikeli ki. Yani araç parçalarının Güvenliği, sahteleri. Tehlikeli. Şimdi bu yine birinden çalınmış. Buna, evet. buna orijinal. Bir de var ki tümüyle sahte imal edilen araç parçaları var. Onlar ciddi bir biçimde risk oluşturuyor kazalar için. Tabii bu sahtecilik tabii sadece şey değil. Yani bebek mamasında dahi sahtekarlık Hı. var. Ondan sonra meme implantında bile sahtecilik var, insülinde sahtecilik var. Yani inanılmaz sahte bir, e, bir, bir pazar var. var. O da tabii ki çok tehlikeli. Yani orijinali almamak için insanlar daha ucuzunu bir yerlerden bulup almaya çalışıyor. Nasıl ilaçsa sahte ilaç çıktı piyasada mesela geçtiğimiz haftalarda. Benzer şekilde çok miktarda otomobil parçası sahtesi. Bir de var. insanlar için hadi neyse de bir de insanlar bazıları bilmeden e, bilmeden e, alıyorsunuz ürünü. tabii ki orijinal diye Çünkü, alıyorsun. Evet. yanlış hatırlamıyorsam o meme implantı meselesinde evet. çoğu insanın haberi yoktu Hayır, konudan. Hayır, haberi yok. E, evet. ve ciddi anlamda sağlıklarına zarar verecek bir e, konum e, oluştu. Sahte insülinden Kenya Başbakanının kız kardeşi öldü mesela. Çok yani ciddi öyle sonuçlar. çok ciddi sonuçlar. Evet. Mesela o, bu e, araçlarla ilgili de e, Çin Patent Ofisi 3-4 günlük bir haber. Belki bir haftalık bir hmm. haber bu. Çin Patent Ofisi çok lüks bir otomobil üreticisinin yeni çıkacak modelinin çizimlerini yayınladı. Birisi patent için başvurmuş sanırım. O Çin Patent Ofisi de bunları yayınlıyor halka açık şekilde. Orada yayınlandı ve bu otomobil üreticisi de açıklama yaptı. Evet doğru bu bizim yeni çıkaracağımız araç. Sır gibi de saklıyorlardı. Evet, evet. o zaman onları dinliyorlarmış demek ki. ya Bu sanayi değil. casusluğu. Fakat şimdi insülin deyince bir de hemen şunu söyleyelim. Ee, tıbbın gelişmesiyle birlikte insan bedenine bir takım implantlar konuyor mesela şeker hastaları, diyabetikler için insülin pompaları artık yerleştirilebiliyor evet. veyahut da kalp hastaları için nasıl kalp pilleri varsa onun biraz daha ileri e, şeyleri evet. var, implantlar var onlar elektrik şok veriyorlar böylece kalbiniz durduğu zaman çalışıyor, e, çalışıyor ve hayata dönüyorsunuz olağanüstü önemli gereçler bunlar ee, ve fakat bunlar da e, dışarıdan denetleniyor, Neden? hekimler bunları bir biçimde ayarlıyor, denetliyor, kontrol ediyor, ayarlıyor vesaire ee, ve bunu tabii ki kablosuz bir iletişimle yapıyor. Bu kablosuz iletişim yüzünden bunu hack etmek mümkün ve e, aşağı yukarı işte bir buçuk iki metreden şu anda. Evet. Sizin kalbinizdeki bu elektrik şok aletini e, hiçbir şeyiniz yok o esnada fakat 830 volt verecek kadar yüksek şey yapılabiliyor ve öyle ölebiliyoruz. teknoloji gerçekten o boyuta geldi ama şimdi bunu yapacak olan ya da bu şekilde zarar verecek olan kişilere ben pek hacker demek istemiyorum ya. Çünkü katil bunlar. Evet aynen. Tamam. Yani... Güzel, katil Hı. ama bu neye yarıyor? Bu aletleri İmal imal edenlerin böyle bir güvenlik açığının olduğunu fark edip ya da görüp bir an önce onu değiştirecek ya düzeltecek hali yani. olabilir. Şöyle bir sorun bir. var. onu atlamamak lazım. Şimdi bu bahsettiğimiz aletlerin hepsi elektronik aletler. Evet. O elektronik aletlerin çoğu elektrikle çalışan aletler. Yani çoğu değil hepsi elektronik elektrikle çalışan aletler. Elektriğin olduğu ortamlarda işte çoğunlukla transistörler var ve bu transistörleri de dışarıdan e, ...indüksiyon akımı dediğimiz bir akım yöntemiyle e, uyarabilmek mümkün olabiliyor. Bunun evet. kurtuluşu yani hani indüksiyon akımının oluşmamasını sağlayacak shield'lar... Kalkanlar oluşturmak çok kolay değil. Dolayısıyla orada ne kadar e, ciddi bir shield oluşturursanız oluşturun, kalkan oluşturursanız oluşturun, bir kalp pili sonuç itibariyle belli bir miktarda büyüklükte olmak zorunda. E, bir buçuk da... iki santim gibi bir şey. Evet, yani C cilt evet. şey yaptıkları. O kalkan ne kadar güçlü olursa olsun yine de dışarıdaki etkiden mutlaka etkilenecektir. Zaten işte bu belki. E, Uçaklarda şu anda daha tam netleşmemiş olmasına rağmen cep telefonlarımızı kapatmamıza sebep olan şey de aslında bu indüksiyon akımından kaynaklanıyor. Oluşturulabilecek küçük bir indüksiyon akımı bile başka tarafta çok büyük bir zarara sebep olabiliyor. O yüzden o tarafta mesela bir şeyleri düzeltmek çok kolay olmayabilir uzun vadede. Yani kısacası siz böyle kusursuz cinayetler işlenebileceğini mi söylüyorsunuz? Bu çok rahat yaşanılabilecek konulardan birisi. Daha önce söylediğiniz mesela şeyi konusu da aynı şekilde. Ben... Biraz hacker gözüyle empati kurarak bakıyorum. İşte e, bir algoritma yazan birisi olarak e, yazılımda sensörün yani arabanın sensörlerinden herhangi birisinden e, gelen bir bilginin yanlış gelmesini sağlayacak bir noktaya getirdiğiniz anda sistemi e, hack edebilirsiniz. O sistemi hack ettiğiniz zaman da ciddi problemler çıkarabilirsiniz. Çok basit şeyler de yapabilirsiniz. Atıyorum e, mesela yağmur yağmıyorken yağmur sensörüne evet. yağmur yağıyormuş gibi e, evet. bilgiyi alıp e, beyine onu gönderirseniz Muhtemelen gidip silecekleri çalıştıracaktır. Yani e, ve hiç yağmur yağmıyorken bir anda silecekler çalışacak. Ne yapılabilir? E, tekerin birinin patladığını evet. varsayarsanız tekerin biri patladığı zaman sistem e, bir anda araba bir yere kaymasın diye muhtemelen el freni çekecektir. Evet. Onu biliyorsanız yani algoritmasını biliyorsanız evet. işin o algoritmanın bir yerinden girip e, sağ tekerin patladı dediğiniz anda araç büyük Tüm ihtimalle el freni el çekecektir. Frenini çekecek. evet. Bir de insanda biraz daha tehlikeli şöyle. E, günün sonunda araç işte bir problemi çıktı. İşte onun hemen e, fixini yayınladılar. Hadi gelin ara işte 1 milyon 1 milyon tane aracı getirin evet, buraya tamir evet, edeceğiz diyecekler evet. ama insan için bu ne kadar doğru olabilir? İşte insan işte kalp ya, bilindeki ya. bir problem düşünebiliyor ya. musunuz? E, i̇şte 1 milyon tane insanın e, ameliyathaneleri akın ettiğini işte hadi bunun peçini geç vs. Yani üzeri... Burada şöyle bir şey var. Kullanılabilirlikle güvenlik. Evet. Yani bunlar terazinin iki kesesinde. Evet Şimdi siz güvenliği eğer ağır bastırırsanız kullanılabilirlik Azalacaktır. İnsanlar bu sefer bu kullanışlı bulmayabilir bu. Kalp implantı olabilir başka bir, bir Herhangi bir şey olur genel olarak konuşuyorum burada. Evet. Ama siz kullanılabilirliği ağır bastırırsanız o zaman güvenlik havada kalacaktır. Ciddi ve açıklanmış. ciddi güvenlik açıkları olacaktır. Bu tıbbi cihazların hacklenmesi olayı da yine dediğim gibi bir hack konferansında evet. ilk ortaya atıldı. Zaten evet. bu şeydir hani işin argesidir. İşte o mahsulün halka sunulmasıdır, topluma sunulmasıdır hack konferansları ya da güvenlik listeleri tabii, tabii. E, bunu sundular ya da hackerlerin kendine iş araması iş aradığı yani o, bakın o böyle bir tehdit gibi, var dedi evet yani. yani hackerlar e, meraklı insanlar yani sonuç itibariyle e, o işin nasıl yapıldığını ve nasıl yapılamayacağını merak yani eden insanlar aslında Biraz bir şeyi kolay yoldan yapan süreçleri manipüle edebilen ve çok karmaşık sistemleri kullanmanın ötesine geçmiş kişiler. Bu konferanslardan biraz bahsedersen iyi olur Yani aslında. bu hacker konferanslar nedir? İşte Defcon, Black Hat gibi birçok çeşitleri var bunların. Çok yetenekli hackerlar gelip orada en son güvenlik açıklarından işte birbirleriyle bilgi paylaşımında bulunuyorlar. Yeni araçlar, yeni güvenlik açıkları, yeni yöntemleri orada sunuyorlar insanlara. Ve bu çok farklı şeyler olabilir. İşte buz kullanarak bir ATM, bir para çekme makinesi nasıl evet. hacklenir mesela? Bunun demosunu evet. yapıyor adam orada. İşte o sırada bir ATM makinesi getirmiş oraya ve evet, paraları bir anda evet. e, slot'tan çıkarmaya başlıyor. İşte evet. ya da bir kalple ilgili bir pili nasıl ekleyeceğini. Burada aslında temel sorun şu. Mesela medikal cihazlara döndüğümüzde e, şimdi bizim mantığımızda, hacker'ın mantığında şu vardır. E, eğer bir bir şey kullanıcıya soruluyorsa bu hacker'a soruluyordur. Tamam ben hacker'sam, ben kötü niyetli biriysam o anda bunu istismar edecek Pardon, yerde. bu arada sözünüzü keserek şu i̇şte hacker'ın aklı Tamer Şahin Kitabınızı tabii ki göstermek isterim. Bu özel bir akıl herhalde bu. o Orada hem hacker'ın düşünce yapısını anlatmaya çalışıyorum hem de geçmişte yaşadığım olayları anlatıyorum. Bu başka hangi meslekte başarılı olur? Her meslekte. Bir demirci de hacker olabilir, bir marangoz da hacker olabilir. Yani alanında yeni bir şeyler ortaya koyan ve var olana bir şeylere katan, farklı gözle bakan herkes hacker mantığına sahiptir. Bir, şö şöyle diyebiliriz. Mesela adam SSK kuyruğuna giriyordur. Evet. ama orada mesela iki dakika e, bir, bir seferinde gider de der ki işte e, araya bir şey için girer girer ya da bir bahane üretir e, ve araya girmenin yolunu bulmuştur bu da aslında oradaki sistemi eklemektir yani sonuçta ki, sosyal ki, mühendislik mesela <laughs> deniyor buna da orada insanlarla sadece konuşarak şifrelerini elde edebiliyorsunuz İşte kişisel zevklerinden konuşarak bile çok ciddi bilgiler elde edebiliyorsunuz bu da işin tabi diğer tarafı sosyal tarafı. İşte bu bu sosyal tarafı işte bu sizin söylediğiniz şey yüzünden o Amerika'daki o gazeteci Evet. evet. bütün o gazetecinin hayatı bu yüzden. Yani bir bir hacker'ın e, şeye te ana şirkete telefon edip oymuş İnsan gibi evet. oymuş gibi konuşarak ee, şifresini alabildi. Yani burada zincirin i̇nsan en, en zayıf yani. halkası zincirin evet. insan aslında. Evet. Yani çünkü sistemleri işte peçleyebilirsiniz, yamayabilirsiniz, yeni yazılımlar kurabilirsiniz ama insanları değiştiremezsiniz. İnsanları değiştirmek çok zor. Yani e, mesela. Biraz kevemlikten belki bahsettiyorum olabilir. Çok daha Türkiye ile ilgili bir örnek vereyim size. Yaşadım bir bankanın işini yapıyoruz e, ama tesadüf ben önceden o bankanın büyük bir AVM'deki şubesinden para yatırıyorum. Daha sonra o bankanın işini aldık, güvenlik denetimlerini yapacağız ve e, her seferinde benim dikkatimi çeken oradaki banka memuru e, mailine dekontu istiyor. Yani ben vergi yatıracağım, vergi dekontunu istiyor. Daha sonra ben e, o iş, iş aldığımızdan sonra bize sosyal mühendislik hakkı da veriyorlar. Diyorlarken yani nereye kadar hackleyebilirsiniz insanları manipüle edip. Biz de tabii orada yasal izinle beraber e, bir zararlı kod oluşturduk, virüs programlarına yakalanmayan polimorfik bir kod. Onu gönderdik vergi dekontu olarak oraya gidip. O kişi de açtı bunu. Ondan sonra oradan bazı işte dosya listelerini kendimize mail attırdık. Daha sonra onu gittik bankaya sunduk ve banka tabii ağzı açık kaldı. Ondan sonra o kişi işine son verdi ve o güvenlik protokolü Sizi işi aldı yani banka üzerinde. Bizi zaten biz de bizim müşterimizdi. Bizle çalışıyordu ha, iyi, ve iyi. o güvenlik protokolünü yeniden gözden geçirdi. Yani hep bunlar işte insanların neden olduğu açıklar. Aslında Şeyden hani çok uzak gitmeye gerek lazım. yok. Belki de Engin de çok iyi bileceği e, ISO'nun güvenlik kodları var. Bununla ilgili güvenlik e, standartları var. E, 12 ha, ISO 27.000. 27.001. 27.001. 27.001 aynen bunları kontrol ediyor. Yani işte masanızın üzerinize şifrenizi yazıp bir yere postit olarak koymayın. E, şifrenizi bir yerde yazıyorsanız onu çöpe atmayın. Hard diskiniz bozulduysa hard diskinizi alıp çöpe atmayın. Kırmadan böyle bozmadan. Hı -hı. E, değil mi? Tabii şöyle aslında e, her branşta olduğu gibi bilgi güvenliğinde de ISO dediğimiz işte bu International Standardization Organization'ın kalite belgele var. Diyor ki işte şurada şu kadar maddem var benim. Bu maddeleri layıkıyla yerine getirirsen ben gelirim seni denetlerim. Ha çok iyi yaptıysan seni belgelendiririm. Bu aslında en çok şu işe yarıyor. İnsanlar belli bir disipline giriyor. Yani ISO kalite belgesi ben şirketime ISO alacağım dediğiniz zaman aslında tepeden tırna bir sürü insan bir sürü konuda bilgilenmek zorunda kalıyoruz. Zorla i̇şte e, Ben şey biraz o tarafını söyleyeyim. Yani... yani biz çok karşılaşıyoruz. En çok sevdiğimiz kurumlar <laughs> e, beraber çalıştığımız ISO ve PCI belgesi olanlar. Yani biz güvenlik sü süreçlerini işte ISO standartlarına göre ele alıyoruz, PCI ile de güvenlik testlerimizi yapıyoruz. Ama aslında sadece birkaç soruya 50-60 soruya cevap veriyorlar. Bir denetmen geliyor, parayı alıyor, belgeyi veriyor. Yani orada o aslında gerçek dünyadaki saldırılardan yine korunamıyor kurum. Ee, yani ISO standartlarını sadece hani sertifikayı almak değil, e, biraz da böyle o Bunu maddeleri yerine getirmek lazım. Layıkıyla almak lazım. lazım. lazım ve evet. şey. içselleştirmek lazım. var. Yani Peki, oradaki ama bütün insanların içselleştirmesi gerekiyor. Şimdi her şey gerekiyor. biraz çok e, düzey değiştirdi. Dolayısıyla <laughs> çok da e, e, soru var biraz. Doğru. Çok da soru var. Onlardan bir iki tanesini hemen cevap verelim. Bunlardan bir tanesi tabii ki bu e, kalp Defibrilatörlerin implantı edilebilir kalp defibrilatörünün uzaktan hack edilebilmesiyle ilgili olarak bunu yayınlayan yani daha doğrusu bunun ilk kez sözünü eden Amerikan güvenlik şirketi Ayo Aktif Active, Ayo Aktif'te çalışan Barnaby Jack Kongre Breakpoint Security Conference Breakpoint Kongresi ee, Ekim 2012'de yapılan bir kongre Melbourne Avustralya'da. Dolayısıyla bununla buna merak, bunu merak edenler nasıl olmuş diyerekten merak edenler hı hı. onun e, buradaki bildirisine e, bir baksınlar. Ancak hemen şunu söyleyeyim ki ilginçtir Fotoğraf çekilmesine izin vermemiş, hı hı. E, teybe alınmasına izin vermemiş e, ve bazı şeylerinde slaytların üzerinde. De, Karalamış yani her şeye rağmen bunun nasıl hack edilebileceğini kendisi açıkça söylememiş. Evet. Fakat hemen toplantı sonunda bunu üreten pilleri üreten firmalar tabii onu aramışlar bizimle çalışır mısın diyerekten. Yani böyle de bir, <laughs> yani bir sıfırıncı gün açığı. Şimdi evet. başka bir evet. sıfırıncı gün açığından bahsedeyim. Mesela Yahoo mail servisinde evet. bir güvenlik açığı bulundu ve daha bugün videosu yayınlandı. Ama videoda açığın nasıl istismar edileceği... Gösteriliyor. Açığın nerede olduğunu söylemiyor. Ama 500 milyon Yahoo kullanıcısının mailleri hacklenebilir şu anda. Yahoo mailiniz varsa yapabilecek hiçbir, şeyiniz, hiçbir yok. şeyiniz yok. Şu an hala yamanmadı yani şu anda açık var. Peki sorulardan bazıları şöyleydi. Ee, bir araçla ilgili olarak bir uplink olmadığı halde merkeze nasıl bilgi gidiyor diyorlar. Yani o üç harfli şey var ya araç ve onun uh -huh. gibi benzerleri ee, nasıl oluyor da merkez uzaktan Motorunun motorunun çalışıp çalışmadığını ne şekilde çalıştığını takip edebiliyor diye soruyorlar. Tek yönlü bir trafik söz konusu olabilir ama yani ile ilgili şu anda mutlaka ping var. Şöyle. Vardır muhtemelen çalışıyor. <laughs> Protokolleri önemli. Soran arkadaş muhtemelen GPS sisteminin tek evet. taraflı çalıştığı Hı -hı. ile ilgili soruyor. Yani Hı -hı. GPS sistemi genelde sinyaller verir. O sinyallerin birkaçını, 3 tane sinyal 3 noktanın sinyalini aldığınız zaman o sinyallere uzaklıklarınızı belirledikten sonra da GPS yeriniz belli oluyor. Evet. Bu yerinizi biliyor olmak sizin ee, yani hani e, bu şey değildir, aktif bir bilgi değildir, pasif bir bilgidir. Sadece bilgi almış olursunuz. Ancak e, pasif bilgiyi aldıktan sonra bunu aktifleştirecek sistemler var. Mesela demin e, Engin Bey'in bahsettiği e, konu e, sistemler, e, SIM kart üzerinden ya da bir başka telefon sistemi üzerinden GSM ile ya da e, wireless üzerinden, Wi-Fi üzerinden veya farklı bir yöntemle mutlaka bilgiyi başka bir servise verirler. Yani bu, bu, bunun üzerine çalışır. Demek ki araçta GSM var en evet. basidi Elektrikli araçlarda evet. daha da ilginç bir sistem var. Elektrikli araçlar merkeze bağlı olarak çalışan bir yani GSM ile büyük bir ihtimalle Zaten pardon çalışan... lafınızı kesiyorum ama oradaki o kontak anahtarını aracın içinde bulundurmadığınız takdirde aracı hareket ettiremiyorsunuz. Tabi. Anahtarsız Odur. giriş sistemi olanlar evet, evet tabii yani anahtardır aslında bütün bilgiyi ileten. Yani bu mesela ilk otomobillerden baktığımızda elektrikli otomobillerden bir firma spor bir araç yapmıştı. O spor araç yani reverse engineering tersine mühendislik dediğimiz yöntemle hacklendi ve bilgisayara bağlanıp aracın rapor dosyalarına bakıldı. Yani bu internette yayınlandı. Yani ne yapmış, araç kaç kilometrede ne yapmış, nerede durmuş, nerede benzin almış, kaç kilometre gitmiş en son... Yani ne kadar hızda genellikle kullanılıyor. Yani bu, bu muhakkak kiralık hepsi... arabalarda falan devamlı yapılıyor olmalı tabii, o zaman. Tabii evet. ki bir şey. Bu ama bu korkunç önemli. bir log dosyası tabii. bunları baktığınız zaman inanılmaz loglar elde edebiliyorsunuz. Ama o kadar önemli ki. Bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Çok önemli çünkü bakın böyle bazen arada sırada aklıma bazı şeyler geliyor. Sizin söylediğiniz şeyler ama çok alakasız. Adamın biri e, otomobiliyle e, belli bir yere gitmediğini yani kiraladığı araçla belli bir yere gitmediğini ısrarla söylüyor ee, ve diyelim ki burada kaldığında ısrar ediyor ve oraya gitmediğini söylüyor ve burada devamlı olarak kredi kartı harcamaları falan filan gözüküyordu. Ee, meğerse zaten kredi kartını arka kardeşine vermiş ve o kullanırmış. Dolayısıyla kendisi zaten burada değil, başka birine verdiği için kredi kartını zaten o kullanıyor. Polis de. Bu kredi kartından bir yere varamıyor adamı. Yani bu mesela... Fakat motorunun o gittiği yer, 500 kilometre ötede başka bir yere gidip birini öldürdüydü bu. O gittiği yere varabilmek için bir dağlık arazinin üzerinden geçmesi gerekiyordu. Ve o dağlık arazide de bulunan özel bir ağaçlar var o yükseklikte. Kiralık aracın motorunun içinde, öndeki o şeyde... O Zıra'da. ağacın yapraklarını buldular evet. ve adam'a dediler ki sen buradan oraya gittin işte bu çünkü araç daha önce o tarafa doğru hiç gitmemiş kiralık evet. araç ama şimdi bu sizin söylediğiniz bir rüya gibi yani bütün bunlara hiç gerek yok bir aracın logundan evet. sen nereye gitti ne yaptı gayet Mesela iyi biliyoruz. Mesela bir sigorta firması Türkiye'deki bir firma bunu yaptı bir cihaz takıyor sizin arabanıza siz hangi günler kullanıyorsanız kaç saat kullanıyorsanız o şekilde ücretlendiriyor sizin kasko politiğinizi yani. Siz belli bir saat ya da gün sayısı veriyorsunuz ona göre prim ödüyorsunuz. Mesela o da izliyor her şeyi. İzliyor ve raporluyor sonuçta baktığınızda. Aslında daha basit bir şey söyleyeyim. Normal gemilerdeki bu VHF telsizleriniz evet. eğer kayıtlıysa evet. e, internetten e, ücretsiz girilen bir web sitesinden o işte gidip VHF numarasını girdiğiniz e, teknenin Nerede nerelerde oldu? gezdiğini izleyebiliyorsunuz. Hatta mesela İstanbul'u seçiyorsunuz. İstanbul'da. Ee, o anki aktif tekneler gözüküyor. Ne bileyim bir tane şehir atları vapuruna tıklıyorsunuz. O şehir atları vapurunun böyle yüzlerce defa işte Dolaştı dolaştığını görebiliyorsunuz. Hani buradan tabi bu işte, bu peki ama de bu o kadar büyük bir yani basit bir tekne bir motor da olabilir bu. Bir telsizden gelen bir frekans evet. aslında. Evet. Tamam. Yani, bu yani eğer kapatmadıysa, kapatmadıysa, kapatmadıysa. çok Kapatmadıysa nerede olduğunu hangi saatte nerede olduğunu bulmanız mümkün. Yani en azından nereleri gezdiğini bulmanız mümkün. Peki bu yalnızca eş zamanlı bir şey mi yani geriye yönelik bunların loglarını bulmanız mümkün mü? Tabii oluyor tabii. Mu? Yani şey şu anda gidip bakabilirsiniz aslında web sitesinin adına yani hatırlamıyorum. Yani şu anda gider bakarım ama şu anda şimdiki zamanı mı görüyorum yoksa 3 ay önceki mi görebiliyorsunuz? Ee, şöyle Görebil düşünün. Tabii tabii. Bu yapının hani dediğim gibi nerelere gittiğini varsa, bu datayı muhtemelen bir, bir yerlerde yine arşivliyorlardır. Yani hani çünkü evet. bilişim sistemleri de arşiv, her evet. şeyin evet. önemli kısımlarından yani Şöyle bakalım birisi. mesela Kısak, çok çok kısa bir ara vermek zorundayız. Biraz sonra birlikte olacağız. Evet. Milyonlarca insan bunu izliyor. Dolayısıyla böyle bir sıkıntı yüzünden saçlarınıza ak düştü. Her neyse. Şimdi yani. Konumuz zaten kötü bir konu. Ama biz de demin kaldığımız yerden bir miktar devam etmek istiyoruz. Bir hayli yaşlanmışsınız tabii ki. E, dolayısıyla ilginç olan mesela ben gelirsem eğer nükleer silahlara son vereceğim. O nedenle tekrar teşekkür ederim. Güvenli bir Türkiye için. Evet şimdi hakikaten gelelim şu telefonlara gelen... Ee, evet. SMS mesajlarına ve tuhaf telefon numaralarıyla evet. yapılan yani burada arama. istismar Nedir için birkaç yöntem var. Birincisi internet bankacılığı ile ilgili evet. e, zararlı kod yüklemek için telefonunuza gelen mesajlar oluyor. Siz bu mesajdaki programı indiriyorsunuz. Daha sonra internet bankacılık hesabınız Yapıyorum. hacklendiği zaman e, onay maili e, ya da onay mesajı cep telefonuna geldiği anda o saldırgan kişilere iletiliyor. Ve siz hiç görmüyorsunuz Bir dakika, bir dakika. Mi? Bir dakika. Şimdi ben internet bankacılığı yapmak istiyorum. Hı hı. E, yapıyorum da. Hı hı. O bir SMS gönderiyor. Evet. Ama aslında gönderen banka değil mi? Yok, gönderen banka. Banka. Bu SMS'i evet. size telefon göstermiyor o virüs bulaştıysa. Saldırganların gönderdiği. Tamam. Siz tıklayıp indirdiyseniz. Evet. Otomatik olarak saldırganlara iletiliyor. Sizin haberiniz olmadan. Telefonunuzda bu gözükmüyor. Daha sonra saldırganlar internet bankacılığına sızıp sizin evet. paranızı belli yerlere havale ediyorlar. Birincisi bu şekilde Peki, kullanılıyor. Peki bir dakika ben o zaman yani ben bir SMS mesajı bekliyorsam hı hı. ve bu gelmiyorsa buradan kuşkulanmam mı lazım? Bu buradan, başka birine gitti tabii diye. Tabii kuş kuşkulanılabilir ya da şundan kuşkulanırsınız. Telefonlarınızın ayar, ayarlarını güncellemek için yeni evet. ayarları yüklemek için lütfen aşağıdaki linke tıklayın gibi bir mesaj gelebilir. O mesajı evet. tıklamamız lazım. Tamam. Yalnız burada iki şey var. Pardon. Birincisi e, o an e, bankanın SMS gönderme sisteminde de sıkıntı olabilir. E, biz şimdi böyle konuşursak, yani böyle bir sistemde bir... bir problem olursa evet. yarın binlerce telefon akar evet. bankalara. Bir onu bir altını çizelim. O zaman bir daha anlatın. Bir paranoya <laughs> olmadan nasıl olacak? Yani orada şöyle bir şey var. E, bu mesaj geldikten sonra siz tıkladığınızda telef telefona bir program yükleniyor. Evet. O program tamamen Kontrolü eline alıyor. Sadece o mesaj SMS kısmı ile ilgili. Diğer fonksiyonları da kontrol edebilir ama tamam. olarak şuraya olarak tıklayın orayı, dediği hiçbir yere tıklamayacağız. Hiçbir yere tıklayıp bir şey Çünkü lazım. banka hiçbir evet. zaman şuraya Kesinlikle. tıklayın diye evet. bir şey göndermez. Kişisel bilgi istemez. Şunu tamam. programınıza şey bilgisayarınıza kurun ya da telefonunuza kurun demez. İşte şuraya şu bilginizi iletin demez. Yani banka hiçbir şekilde sizden bilgi istemez. Ya da şeye de dikkat etmek lazım. Yani bir anlık gelişen ve sizin normallerinizin dışında gelişen bir olay varsa. Bir önce sakinleşip konuyu anlamalıkta yarar var. Mesela geçen haftalarda kurumsal şirketlerin bir kısmına operatörlerden geldiği zannedilen bir Fatura bilgisi geldi ve faturada hı hı. işte bir buçuk milyar, iki milyar borcunuz var. Diye borçlar. Evet. Şimdi insanlar iki milyar borcu görünce telefon borçları mıydı bunlar? Evet, Telefondan telefon borcu, yani. e, gö, Görünce heyecanlanıp hemen oradaki linke tıklıyorlar. Hı. O linke tıkladıkları zaman da işte e, operatörün sayfasıymış gibi görünen bir sayfa açılıyor. Ve o sayfanın üzerinden e, kullanıcı adı ve şifreyi girdiğiniz anda kullanıcı adı ve şifreniz karşı tarafın eline geçmiş oluyor. Bu son derece kullanılan yöntemlerden birisi buna phishing diyoruz. Bir de, Orada bir ekleme yapayım ben. Atif'in dediği konu çok şu anda sıcak bir konu. Aynı zamanda bir havayolu şirketi ve evet. farklı bir banka adıyla da gönderildi. Bunlar çok farklı zararlı yazılımlar içeriyor. Yani geneli ama internet bankacılığı ile ilgili şeyler. Yani sizin internet bankacılığı ve normal şifrelerinizin ele geçirilmesi ile ilgili trojan tarzı, virüs tarzı kodlar. Farklı farklı 3-4 tane zararlı kodun ismi geçiyor burada. İşte Zeus ve başka yazılımların ismi geçiyor. Yani burada tek bir kurum değil, üç kurum adıyla şu anda e, bu zararlı kodlar dolaşıyor. Bir banka, bir havayolu, havayolu firması şey. hı hı. ve bir GSM operatörü Atfın dediği gibi. Aslında Şimdi, çok pardon, bunu e, önlemek de çok zor değil. Yani sonuçta e-posta e sistemlerinde bizim SPF dediğim, işte, Sender Policy Framework denilen bir e, mekanizma var. Bu gelen e-mail gerçekten de oradan mı geliyor, <laughs> denetlemesi yapabiliyorsunuz. Tabii ki şunun altını çizerek söylüyorum, çok ciddi bir e, yöntem bulmuşlardır. Yeni sıfırıncı gün yöntemidir mesela. O yöntemi aşmış olabilirler ama %97, %98 e, sadece o SPF yöntemiyle, yani gelenliği doğrula yöntemiyle bunların önüne geçebiliriz. Yani şu aslında. anda mesela o e, dediği e, önlemi dışında e, başlık bilgilerinde Tabii ama Mail, şimdi Bu elektronik postalarla ilgili. Evet, evet. Tamam ama ben daha basitini diyorum. Cep telefonuna gelen bir SMS mesajını diyorum mesela. Yani istediği kişinin ismiyle bir SMS gönderebilir birisi size. Bunu çok kolay yapabiliyorsunuz. Tamam. Servisler var. Yani onunla siz işte artık art niyetli birisi farklı bir servise, bir yere, bir kişiye yönlendirme de yapabilirsiniz ya da asılsız bilgiyi de SMS yoluyla rahatlıkla iletebilirsiniz ve bunu istediğiniz kişiden geliyormuş gibi gösterebilirsiniz. Aramalar da yine aynı şekilde. Arama tamam. da yapılabilir. Arama nasıl yapılıyor? Ee, Voice over IP dediğimiz evet. servis üzerinden bazen alfanümerik şeyler bilgiler gönderilebiliyor. Karşı tarafın cep telefonunda sanki o kişi aramış gibi gösterilebiliyor. O numara aramış gibi gösterilebiliyor. ve Bu şekilde aramalar da yapılabiliyor. Yani caller ID diyoruz biz buna. Caller ID ...denilen bir Çağrı numara Çağrı yapanın var. kimlik evet. bilgisi yani. Kimlik evet. bilgisini siz istediğiniz gibi değiştirip gönderebiliyorsunuz. Bunun bir doğrulama mekanizması yok. Yok. Yani Şimdi ben bu o numarayı çalışıyor. görüyorum, numarayı tanıyorum. Hatta evet. rehberinizde kayıtlıysa numara bile İsmi çıkıyor. İsmi bile isim çıkıyor. Yani. İsim çıkıyor. Ben onu mi? açıyorum. Ama aslında o bambaşka birisi. Mesela telefon dolandırıcılığı yapılıyor. İşte evet. arkadan telsiz sesleri geliyor. Evet. O, Bakıyorsunuz evet. işte sizi polis arıyor <laughs> gibi. Ben onların da bir kurbanıyım. <gülüyor> 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 Tabii her türlü ya şey ben fazla de denemiyorum. Yani. Çok ilginçtir. Var. Bugün akşam ben yani yayına gelmeden önce e, Facebook'ta e, hemen bir arkadaşın e, Flash TV'de muhabir bir arkadaşımız Ankara'da e, bir mesaj attı. Atıf çok acil bir şey var yardımcı olur musun diye. Efendim dedim. Dedi ki e, şu anda çok acil bir yarışmaya katılıyorum. İşte hı hı. 4 tane 250 kontrollü kart ihtiyacım var evet. diye bir şey geldi. Tamam dedim telefon numaralarını hemen yollarsan ben hemen komiser beye e, ileteyim e, deyince evet. kapattılar beni hemen. E, hacklenmiş e, şey hesabı. Tabi bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Yapılabilecek en iyi yöntemlerden birisi birincisi size gelen veri. Yani bir e-mail de geldiği zaman bir şey de geldiği zaman veya bir link geldiği zaman mutlaka onu kontrol etmek gerekiyor. İkincisi çok beklemediğiniz bir şeyle karşılaştığınız zaman mesela telefon faturanız 1600 lira 1500 lira geldi sizin beklediğiniz 50 lira. Yani arada böyle bir fark var hemen oradaki linke basmak yerine çünkü orada bir evet. sizi yönlendiren bir yapı var ona basmak yerine orada yazmayan yöntemi kullanmak mesela o arada konsantre aramak mantıklı olabilir. Yani böyle kontroller yapmak da yarar var. Anormal bir şey karşılaştığınız zaman ona kapılmak yerine onun dışında bir yönteme başvurmanızda yarar bak. var. Allah'tan e, şablonik yöntemler kullanılıyor. Aslında bunlar hacker değiller. Bunlar e, dolandırıcı, çünkü, evet. dolandırıcı yani kriminal insanlar. kişiler tamamen. şu Peki bu, bu bir dakika, bir dakika. O zaman siz hackerlerin kriminal kişiler olmadığını mı söylüyorsunuz? Aslında değil, Çok, özünde evet, değil. Çünkü interneti kuran bu yapıyı tasarlayan işte TCP IP dediğimiz bu internet iletişimin ağını tasarlayan kişiler de hacker. Yani ilk ortaya çıkan örneklerine baktığımızda mesela adamın biri bir tane printer var o printer'ı kullanamıyor. Diyor ki ya diyor kaynak kodunu verin de diyor firmaya e, ben diyor bu printer'ı kullanayım bir tane diyor işte kod yazayım benim işletim sistemimde de çalışsın. Olmaz diyor firma vermem diyor. Bu adam oturuyor hazır sürücüyü ters mühendislik tekniğiyle inceleyip kendi sürücüsünü yazıyor. Yani printer'ı kullanmak için hackliyor bir nevi. Yani bu tarzda aslında bir anda fayda yaratmaya dayalı bir şey. Anlıyorum ama. Dolandırıcı tarafı da şöyle ilginç bir şey var. Yani bilgisayar tarafında özellikle şunu söyleyebiliriz. Hacker'lar var, e, lamer'lar var, cracker'lar var. Değil mi? Yanlış Yani e, siyah şapkalı hacker'lar, beyaz şapkalı hacker'lar, gri şapkalı hacker'lar. Bunlar aralarında e, ayrılıyor. Bu hacker tarafı bir... İşte layman'lar var. Normal araçlar etraftan bulup işte programlar bulup bir şey bilmeden, teknik altyapısı olmadan işler yapanlar. Şu anda ee, Türkiye'dekilerin çoğunluğu aslında evet. böyle. Evet, İnsanlar. gibi çoğunluğu böyle. Hani siyasi işte hack gruplarının da bir çoğu aslında bu e, kapsamda da değerlendirilebilir ama tehlikeli olanlar da elbette ki vardır bazı. Peki şeyler. ama hemen bir şey söyleyeyim. Sonra da e, Kerem adlı bir izleyicimiz bir soru sormuş. Ona muhakkak döneceğim. Şunu söylemek istiyorum size. Eee Scarlett Johansson'un işte evet. Mila Kunis, Christina Aguilera, evet. onların evet, evet. maillerine girip de fotoğraflarını alarak ve ondan sonra on yani maillerini hack etmiş, hı hı. Foto onların bir takım hatta çıplak fotoğraflarını da bulmuş, ondan sonra yayınlamış ona 10 yıl e, hapis cezası vermişler. Yani bu iş böyle pek o kadar e, masum güzel bir işler değil, bunlar ciddi ciddi Ama suçlar. Sevil Hanım şuna dikkat etmek lazım. E, Hacker dediğimiz insanlar aslında e, sistemi anlayıp e, onu farklı şekillerde görebilen yani farklı bakış açılarına sahip olabilen insanlar. Ama bunu kötü niyetle kullanabilir. Şimdi bunu ya işte ha, kullanıyor yani. Ama burada bir cerrahın neşterini nasıl kullandığı ile ilgili belki anlatabildim mi? Şifa da verebilir, bir var. Yani, de işleyebilir. E, orada da bir etik var. Şundan bahsediyoruz etikten kastımız. Hacker diyor ki ben e, bir bilginin e, kamuoyuna açılmasını e, isteyen birisiyim. İstiyorum. <laughs> Eğer bunu kendi çıkarları için kullanmaya başlarsa zaten o kişi hacker olmuyor. Yani ona biz e, dolandırıcı diyoruz. Yani ya da black hat diyoruz. Siyah şapkalı hacker. E, şimdi hackerlar mesela bir güvenlik açığı bulduğunda ne yaparlar? Biraz ona bakalım. Black hat dediğim siyah şapkalılar bunu doğrudan yayınlarlar. Ve büyük bir kaos olur. İşte bir sürü bilgisayar sistemi hacklenir. güvenlik açığını işte istismar eden virüsler yazılır. Kaos ortamı. Ama beyaz şapkalı hacker dediğimiz etik hackerlar bulduğunda önce o firmaya bildirir. Bakın böyle bir güvenlik açığınız var. O firma teşekkür eder. Tamam. Biz bunu yamayacağız bir haftaya kadar. Bir hafta sonra o yama çıkar. Ondan sonra o beyaz şapkalı hacker o güvenlik açığını açıklar. Evet, çok çok iyi niyetlisiniz. Ben o kadar iyi niyetli olamıyorum <laughs> tabii. Artı 35 ile gelen telefon numaraları oluyor. Evet. Yani artı evet. 35 diye başlayan numaralar çok sık oluyor. Bunlar nedir? Bunlar nereden geliyor? Çok fazla Amacı nedir? Mail Kim alıyorum bunlar? onunla ilgili ve evet. e, genellikle Anadolu'dan birçok insanı, e, orta yaş ve üzeri insanı işte genç kızlar arayıp e, dış ülkelerden işte bana biraz para gönder, tanışmak istiyorum vesaire gibi. Ha, bu artı 35'in karşısında bir insan var yani. Var tabii var. Genellikle evet. var. Ne konuşuyor bunlar? Bunlar Türkçe konuşuyorlar Hı -hı. genellikle. İşte internet üzerinden irtibat kuruyorlar. Telefonla irtibat kuruyorlar. sizden işte para istiyorlar. İşte ben geleceğim diyor. Bir takım resimler gönderiyor. Hı -hı. Hatta şöyle söyleyeyim gelen maillerden birinde birisi anlatıyordu. emekli ikramiyesinin tamamını harcamış ve en son işte kız ben kapıdayım. İşte burada biraz daha para vermem lazım galiba bir şey demiş. Artık oradan şüphelenmişti yine e, kucağında çocuk bu çocuk seninle <gülüyor> <gülüyor> yani bir de bir de o da olabilir yani çok Kaç ciddi mi? paralar e, veren kişiler var. Bir yandan da tabii bazı aramalarda e, sizin işte dakikalarınızı bitirmeye yönelik farklı tamam. servisler bunu var. Tamam bunu açmıyoruz falan. yani. +35'leri açmıyoruz. 35 açmıyoruz. Ee, yurt dışından yani, siz söyleyin. <laughs> artı +35 diyeceğim. sonuçta bir ülkenindir ve evet. oradan kötü niyetli bir arama gelmiyor da olabilir. Evet anlıyorum no, ama beklemiyorsanız yani öyle beklemiyorsanız artı, artı 35 evet 35'i ve neresi artı 35 ben söylemeyeyim bir de şöyle e, Bulgaristan'dı sanırım artı 35 Sen e, <laughs> evet, tamam. yok evet, bunda bir sakınca yok, yok Bulgaristan'dan arama yapılıyor zaten çaldırıp kapatıyorlar yani sizin açmanızı beklemiyor bazısı anlatabildim Hı -hı. oradan da anlaşılabilir sizin aramanızı istiyor yani anladım peki demek ki buna dikkat etmemiz Çaldırıp gerekiyor. Çaldırıp kapatıyorsa açmayacağız. Peki bu cep telefonuyla yapılan bir takım böyle şantajlar da var büyük şirketlerle ilgili veyahut da maillerle değil mi? Öyle son muhasebe zamanlarda bu muhasebe kayıtlarının. Evet, yani en yaygın olay şu. Şu anda orta üst hatta ufak firmaların birçoğunda bu var. Sizin bilgisayar sisteminize sızıyorlar diyelim muhasebe kayıtlarına. Evet. Bu muhasebe kayıtlarını şifreliyorlar. Bir dosya olarak bırakıyorlar. İsmi de beni silme. Evet. Ondan sonra bir e-mail adresi bırakıyor yanına da. Siz o e-mail adresiyle iletişim kuruyorsunuz ve size diyor ki senin şifreli bütün bilgilerin bunları çözemezsin. Hiç uğraşma. Bana işte Ama üç... benim elimde. Diyor Ama yani. benim elimde evet. şu kadar para gönderirsen artık o pazarlığa tabi. Çok yüksek bir rakam söylüyorlar. O gittikçe düşüyor. Bazen bakıyorsunuz 10 bin dolar istiyor, 300 dolara anlaşıyorlar. Ee, i̇şte siz o parayı gönderiyorsunuz. Tabi orada hırsızın insafına, hırsızın etiği olmayacağına göre hırsızın etiğine kalmışsınız. Diyor ki işte tamam parayı gönder vereceğim vermiyor ya da biraz daha para istiyor onu da gönderiyorsunuz veriyor. Yani bu artık tamamen bu... karşı tarafın insafına kalmış. Evet. Peki ne yapmalı şimdi böyle bir şeye düşmemek için yani ee... bilgileri nasıl güvenlik altına almalı ki bunlar? Tabii şimdi iki tane e, bilgi vereceğim bu konuda birincisi ilk yapılması gereken sonuçta hani gidip savcılığa bir şekilde bayın başıma böyle bir olay geldi diye bildirmeniz gerekiyor ama bu bir çözümü değil çünkü size muhtemelen şöyle diyecekler. okey biz bunu kaydettik ama sana 6 ay sonra döneceğiz vesaire ya da ne bileyim işte 3 ay sonra hiç dönmeyebilirler vesaire. Mesela e, siz şunu diyorsunuz. Şey ya, iyi dedin de ben 3 gün sonra KDV ödeyeceğim. ve benim muhasebe sunucum gitti. Evet. E, ne yapayım? E, o zaman şu yolu izlerseniz işte tamam o hesaba gidip işte istenilen parayı ödediğiniz zaman aslında siz suça da iştirak etmiş oluyorsunuz. Aslında bir yerde yine suç işliyorsunuz. Tabii. O kadar kolay ki aslında yapılması gerekiyor. yapmak lazım? Yedek almak gerekiyor. Git her gün yediğini al, o şifrelendiyse bir gün öncesine yeniden dön. Bu kadar. Ama bizde yedek almama gibi bir alışkanlık var. Özellikle bunu e, orta boyutlu firmalara e, yapıyorlar. Çünkü zaten orada ciddi bir güvenlik de yok. Ben bunları evet. yapanların çok üstün hackerlar olduğunu da zannetmiyorum. E çünkü hani öyle olsa belki çok daha güçlü e, firmalara saldırabilirlerdi ama... E, daha kolay girilebilen yerlere saldırıyorlar ve e, nispeten daha küçük rakamlarla oynuyorlar. Ya yani işte 3000 bin dolar gönder, 5 bin dolar gönder gibi. Peki. Şimdi demin ki konuya ben bir evet. şey söylemek istiyorum. Kontrol etmeden söylemek istemedim. 35 country kodu neresi diye sormuştunuz. Ben de ona bir yandan bakıyordum. 35 country kodu yok dünyada. <laughs> yok mu? Evet. Şimdi burada tabii şöyle bir şey var. Bir telefon numarasıyla karşılaştığınız zaman illa son ilk iki rakamı kanç kodu olacak diye, ülke kodu olacak diye düşünüyorum. Üçlü bir, şey. bir şehirde olabilir. Üçlü de olabilir. 35'te başlayanlar o 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356... 359'a kadar gidiyor yani. 359'dan arıyorlar. E, evet. Hepsi var. 359 e, Bulgaristan Neresi? doğru. E, 352 Lüksemburg mesela. Yani Hı. hani 35'te başlıyor gibi görünür ama aslında evet. Lüksemburg'tan arıyordur. Evet. Ve e, Bulgaristan bu konuda tabii şey, e, mimli ülkelerden birisi. Yani Bulgaristan'da bu tip konular yapılıyor. E, bunun yöntemi de şu. 900 hatlar gibi insanların aradığı zaman e, hesaplarından e, bir para çekilebilen yani daha doğrusu e, hesaba hesaptan normal şeyin üzerinde paraların alınabileceği bazı hesap şeyler var hatlar var bu hatların dünya çapında global kullanılanları var demin tamerin söylediği gibi arıyor kapatıyor siz orayı aradığınız zaman sizin hesabınızdan normal ülke şeyinin daha fazlası para çekilebiliyor bunun başka yöntemleri de var mesela tamam yemin... bir dakika şu söylediğinizi tekrar demek ki yani normalde ben aradığım zaman 1 lira ödeyeceksem teorik Aynen olarak 1000 lira ödemiş oluyorum bir O 999 lirasını bir şekilde bir yere alıyor. Tabi, evet. tamam. Bu sistemin üzerinden. Bir de bir... ve de fatura geldiği zaman da bana 1000 lira geliyor yani. Evet. Çok yaygın kullanılıyor. Ama karşısında o 35 bin ne yazmıyor mu? Yazıyor. Yazıyor. Ben e zaten çünkü... bu şeyi yapmaz yani bu sizin iradenizde sizin evet. aramamanız gerekiyor. O yüzden hani mobil operatör bu konuda bir sorumluluk kabul etmiyor. Umurunda değil tabii, tabii. ki arama Siz aradınız diyor. Evet. Bu yüze telemez evet. evet. gerekiyor. Ya orada bildiğim kadarıyla herhangi açılmış bir dava ya da kazanılmış bir şey de yok. Yani mesela bankalarla ilgili banka şifrelerinin kaybedilmesi ya da bankalardaki şifrelerden doğan evet. zararlardan dolayı bankanın para ödediği durumlar oldu evet. ama evet. operatörlerin bu tip taraf bu tarafta evet. bildiğim yani kadarıyla bir olay olmadı. Ödediği durumlar oldu. Hatta en son bir olayda ilginç bir şekilde bankayla mağdur yarı yarıya ödedi. Yani evet. yarısı mağdurun cebinden çıktı ki şifreyi iyi saklamadığı evet, için evet. bilgisayarda çünkü trojan yerleştirilmiş. Yarısını da banka senin Karşıladı sorumluluğunda yani. sen bunu Aha. saklamak zorundasın. Ama mesela benim danışmanlık yaptığım bazı büyük çaplı, büyük meblalı olaylarda işte biz avukatla böyle kapanıp bir şey savunma verdiğimizde e, tamamını aldığını da gördük bankadan çünkü bankaları da zaten bu tarz olaylarda fonle... Ama büyütmemek istiyor tabii belki tabii, de banka. bir de şöyle yani bir şey var bir tabii. aslında sigorta yani. firması var evet. arkada çok Hı -hı. büyük bir sigorta Hı -hı. firması var ve o sigorta firmasının da sigortalayan çok dev bir firma var yani aslında ya, bankaların aslında, çok ya. umurunda değil sadece o belki o primin artmaması o rakamın durumunda evet. kalmasını istiyorlar yoksa bankanın da cebinden çıkmıyor bu para Sigortalanmış olduğu için. Aynen öyle. Yani şöyle e, evet. mağdurun zararını aslında banka ödemiyor. Mağdurun zararını sigorta şirketi ödüyor. Çünkü bu sistemin sonunda e, oluşabilecek zararlar e, <laughs> sigortalanmış durumda. E, demin bahsettiği gibi Tamer'in onların arkasında rasyonans firmaları var. Onlar da sigortalılar ve şimdiye kadar herhangi bir sigorta şirketinin bir büyük projeden dolayı da battığını ben yani, e, denk mümkün gelmedim. Değil. Yani, Ama mesela herhalde. size dolandırıcılık istatistiğini söyleyeyim. E, çok büyük Türkiye'nin işte TAP... Beşteki bankalarından birinin e, mesela bizim için dolandırıcılık boyutları nedir diyor. Şöyle evet. diyor. Diyor ki ufak dolandırıcılık bizim için işte bir trilyona kadar olanlar diyor. Ha, i̇şte evet. orta düzey diyor böyle 60-70 trilyon. İşte 100 trilyon, 120 trilyon üzeri de büyük dolandırıcılık. Eski dolandırıcı. para mı yeni para mı bu konuştuğun Ya milyon var. lira diyelim ha, evet. Yani Orada yeni para olarak. Şey, kabus olarak Türkiye bütçesi <laughs> gibi yerlere gitmeye başladık. <laughs> evet, evet. Peki şimdi bu internet üstünden oynanan oyunlar var. Hmm, evet. Bunların riskleri nelerdir? Kıyam çiçek soruyor. Evet, burada evet. E, belli oyunlar var. Mesela bana çok fazla mail geliyor. Geçen haftaki olaydan bahsediyor herhalde. Bu karakteri gibi. çalınan birisi evet, evet. suçluyorsa, bununla ilgili çok fazla mail alıyorum. Çünkü insanlar birbirine Trojan gönderip oyun karakterlerini alıyorlar ve bu oyun karakterlerinin değeri işte evet. 10 bin, 15 bin liraya kadar varabiliyor. Hatta arabayla oyun karakterini takas yapan. Evet. İnsanlar var. Artık bu bir çılgınlık halini almış durumda. Bununla ilgili çok fazla mail alıyorum. Oyun karakterim çalındı. İşte ben de çalmak istiyorum geriye. İşte şu kişi yaptı biliyorum buna saldırayım gibi insanlardan talepler geliyor. Ama tabii ki bu doğru değil. Hakkını yasal açıdan araması gerekiyor insanları. Bu genellikle Yasal tabii açıdan nasıl anlay şey Aslında bu sanal yapacağım. varlıklar da güvence yani. altına alınmış durumda. Yani sizin kişisel olarak sanal kullandığınız sanal diyelim de dijital dijital, diyelim. dijital, dijital, diyelim. Evet. dijital evet. veriler. Dijital veriler evet. ya da bu dijital verilerin güvence altında. Yani siz bunun Size ait olduğunu eğer kanıtlayabiliyorsanız... Nasıl o çünkü öyle. siz orada üye olurken bilgiler veriyorsunuz oyun Hı -hı. firmasına. O hesabınızda da çeşitli kişisel bilgiler bulunuyor. O oyun firmasına eğer yazışma yapılırsa oyun firması evet bu kişinin kişisel bilgileri. Aynen evet, öyle evet. kayıt olmuştur. Bu bilgileri vermiş Eğer doğru bilgi verdiyseniz evet, evet. bu hesabı geri almanız mümkün. Hatta bunu şey için de kullanmak mümkün. Yani e, ben bir yandan o online itibar yönetimi e, konusunda da bir takım çalışmalar yapıyorum danışman olarak. E, İnsanların adına fake account'lar açılıyor. Evet. Mesela fake account açıldığı zaman ama mesela Atuf'un aldığı adına bir fake account açıldığını düşünün. Ee, ben diyorum ki o kişi benim. Evet. Ee, karşı para. tarafta diyor evet. ki e, nasıl ispatlarsın? Kredi e, kimlik bilgilerimi gönderirim. Kimlik bilgilerimi gönderdiğim zaman o fake account'ın kendi account'uma geçmesi. Buna benzer birkaç tane olayı da yaşadık. E, Hı -hı. Mümkün olabiliyor. Dolayısıyla hani e, biraz imkanları nasıl kullanacağınız <laughs> ve orayı nasıl tırnak içinde hackleyeceğinizle ilgili bir bakış yani açısı bunun çok açılar. ileri seviyeleri var. Mesela bana gelen böyle başı derde giren insanlar vardı. İşte diyor ki adam ben bir bürokrat bu bir Twitter hesabı almışlar benim adıma evet, ve evet. sayın başbakanımıza küfür ediyor diyor o hesaptan. Evet, yani çok oluyor Oluyor diyor. Var yani olan, var olan hesapları da aynen öyle. Bir kullanabilip ona göre ama bir şey bunun çok hakkında. daha ilerisi var. Mesela evet. birisi de geldi dedi ki benim dedi telefonumda işte birini arıyor. Evet. İşte kız arkadaşımdan karımı arıyor. Karımdan başkasını arıyor diyor. Bir telefon böyle dolaşa dolaşa. Farklı dolaşa kişilerden gibi. farklı farklı kişileri arıyor. Ortalığı karıştırıyor ve bana şöyle bir mesaj geliyor. İşte kızın da çok şirin bugün işte kırmızı bir etek giymiş diyor. Ama çok yazık olacak. Atlıyorum gidiyorum işte Bağdat Caddesi'nde alışveriş şey yapıyor şimdi kızım. Bakıyorum gerçekten kırmızı etek giymiş ve çok mu korktun diye üzerine mesaj geliyor. yani insanları bu şekilde de takip edip ee, rahatsız etmek e, ya da farklı farklı ekipmanlara ulaşıp ki bunlar genelde gizli servislerin ulaşması gereken ekipmanlara farklı insanlarda ulaşabiliyor artık. Bu o şekilde gerçekleşti. Şimdi bakın istatistiksel olarak her 25 kişiden biri sosyopattır. Yani bu sayı olarak böyle bir şey var. Türkiye'de sanki biraz daha mı yüksek? Olarak. Şimdi bu demektir ki yani biz 4 kişiyiz bu arada. Burada, yani yok. burada işte 25 kişi varsa aramızdan bir tanesinin böyle bir işler yapmaya yatkınlığı olduğu <laughs> muhakkak yani. Onun için böyle yani e, onlar kötü düşünen beyinlerin hı. olması kadar doğal hiçbir şey olamaz. Yani bütün insanlar iyi değildir. Olamazlar. Yani dijital ortam bu işi kolaylaştırıyor. Evet. ortaya çok çıkmasını. Ve gizli var. kalabiliyor. Ve de evet. Bunu orta, tabii gizli anonim Anonim Evet. Anonim dediniz. Şimdi <laughs> yapayım, başka bir, konu bir yere anonimse gelelim. Fakat daha önce red hack biraz konuşalım. Evet. Redek e, siyasi bir bağlamda, siyasi bir görüşü destekleyen hacker grubu. Evet. E, ilk başta işte e, yine o siyasi görüş çerçevesinde konuşmaya başladılar. Bununla ilgili protesto eylemleri yapmaya başladılar. İşte birçok sisteme girdiler, zarar verdiler devlet sistemlerine zarar verdiler. Ama tabii bence dikkat çekilmesi gereken en önemli konu masum insanların hayatını tehlikeye attılar bir evrede. Mesela bu işte ihbar hattında ihbarda bulunan e, kişilerin kimlik bilgilerini yayınladılar. TC kimlik numaraları ve kişisel telefon numaraları dahil olmak üzere. Tabi bunlar arasında işte onları, onların düşüncelerine göre işte ajal olanlar olduğu gibi normal işte ne bileyim bir esnafın sıkıntısını belirttiği bir e-mail de vardı. Ve o adamın da kişisel bilgileri yayınlandı. Çok ee, tehlikeli. Çok tehlikeli. Yayınlandı. Bu aslında hani bir, bir nevi artık siber terörizme doğru gitmeye başladı. Ee, diğer yandan bakıyorsunuz işte bizim e, halkımız da biraz böyle hani e, siyasi düşüncesiyle Bağdaşan ya da işte onun karşı çıktığı partiye söz söyleyeni destekleyen bir tavırla bir de biraz işin de gizemli bir tarafı olduğu için hani hackerlık vesaire diye konuşuluyor. biraz da yandaş topladı ama aslında işin iş o kadar toz pembe değil ve yapılanlara baktığımızda da işin özüne indiğimizde çok ilginç sonuçlarla karşılaşıyoruz. Mesela Emniyet Müdürlüğü'nü hackledik dediler. Evet. şimdi baktığınızda bir kütü 5 6 şifresi vardı denildi. burada şimdi itibarsızlaştırma çalışması evet. yapıldı burada. Şimdi bir tane polis memurunun 1-2-3-4-5-6 şifresi deneme olarak konulmuş ve öyle kalmış. O kişinin web mailine giriliyor. Oradaki dosyalar indiriliyor ve emniyeti hack ettik 134, 5, 6 şifresi var deniliyor. Aha. Sanki ana sistemler öyleymiş evet. gibi. Yani bir bütünün parçasından yola çıkarak siz bir takım evet, bilgiler elde ediyorsunuz. Ama yani e, dezenformasyon önemli evet. bir silah. Silah evet. Yani savaş tekniği olarak bile kullanılan yani askeri bir evet. şeydir. Yani bu, bir adım ötesinde formasyon. sistem, evet, sistem da... kapalı mesela. Evet. Sistemlerin açık kapalı olduğu zamanları takip ediyorlar. Resar Redek grubu. Sistem kapalı olduğu anda işte şuraya hackledik diyor mesela. Sistem orada niye kapalı? İşte bakım Şimdi yapılıyor. Site, sizin bir siteniz hmm. var mı? Var evet. Şimdi bu gece ekliyorlar. Kapatmak kolay çünkü bir yerde <laughs> bu, tutuluyor. Bu gece hackliyorlar onu. Diye <laughs> şey. Yok hackleyemezler de evet. ihtimalle kapatabilirler. Evet. O da servis sağlayıcı ile ilgili bir şey. Herkes evet. muhakkak ki yani sınırsız kaynağa sahip değil Google, Microsoft DDoS her yere. DDoS, DDoS, DDoS dediğimiz birçok sunucudan saldırılarak <laughs> kapatılabilir. Bu hacklemek değil. Bu sadece servisi engellemek. Bu güvenlik açığı da değil. Bu normalde yapılabilecek bir şey ama öyle sunuluyor diğer tarafa bakacak olursak dezenformasyon evet. kısmında sistemin açık kapalı olduğu zamanları takip edip bakım zaman, bakım zamanında evet. hep diyorlar ve herkes bakıyor sistem kapalı. Ha o zaman demek ki eklemişler diyorlar ama ha, halbuki bakımda oluyor. E yine bir farklı bir dezenformasyon silahı. Google'dan bazı datalara ulaşabiliyorsunuz kritik. Yani sadece Google'dan siz sorgulama yapıp işte bir internet sitesi içerisinde açık evet. şekilde konulmuş, bir dizinin altında unutulmuş gizli dosyalara bazen ulaşabiliyorsunuz ve bunları yayınladığınızda işte biz bu kurumu hackledik deyip e, yayınlayabiliyorsunuz. Mustafa adlı izleyicimiz Tamer Şahine soruyor. Sitenize girmek güvenli midir diyor. <laughs> Güvenlidir çünkü evet zamanında birçok hack olayı da anıldım ama 8-10 senedir Ne etik anlamadım. Ne yapıyordunuz? Oraya girenin ne oluyordu? Bir şey olmuyordu oraya girene. <laughs> ben birçok bilgisayar sistemine girmiştim. Türkiye'nin ilk hackiyim, ilk ceza alan hackiyim. Evet. Tabii o geçmiş. Ne kadar ceza aldın? 1 yıl 8 ay hapis cezası aldım, ertelendi. <laughs> ertelendi. Evet. büyük Türkiye'nin en büyük internet servis sağlayıcısını hak etmiştim. Daha sonra nedir bu duygu? Hoşunuza mı gittiydi bu? Tabii Bunu bu becermiş büyük bir, olmak. Tamam o yani. zamanki tabii işte şu an tabii etik hacker olarak hizmet veriyorum ben. Tamam şimdi e, devam ama e, o tabii gün... o aşamaya <gülüyor> <gülüyor> o aşamaya gelmek için belli bir yoldan geçmeniz gerekiyor. Yani o zaman egonuz çok şişmiş oluyor. Evet, tabii. Diyorsunuz ki bu sanal alem. Ben işte normalde şapkalı, siyah şortlar giyen bir çocuktum evet. gerçek hayatta. Yani tüm dünyası bilgisayar olan, sosyal açıdan yetersiz işte iki kelimeyi böyle çok 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 fazla bir araya getiremeyen biriydi. Sosyal açıdan yetersiz demiyorum çünkü internetçiler genelde sosyal açıdan yeterli oluyor. Bilgisay Ama o sen bilgisayar yazılımcısı tam değil yani içine bir genç, işte. biraz içine kapanık bir genç. Biraz daha öyle. Evet. Çünkü sadece sizin dünyanız bilgisayar oluyor. O odaya tıkılı oluyorsunuz ve şöyle düşünüyorsunuz. Evet ben normal bir gencim normal hayatımda. Ama İnternet ortamında bir kıralım. kralım benim ortamım tabii. orası. İstediğim yere imzamı atarım. Henüz o ego terbiye edilmediyse tabii ki. Böyle düşünüyorsunuz ve şöyle imza atma kısmı geliyor. Şimdi neden imza atar? Yani şöyle düşünüyorsunuz. Çok güzel bir resim yaptınız ve bu resmin altında muhakkak ki imzanızı atarsınız çünkü sahipsiz bırakmak istemezsiniz. Yani bu biraz da ona benziyor. Peki o yüzden yani, imza atmaz, e değil mi? Yok aslında atar. Eğer zararsız biriyse atar. Ama bir sanayi casusuysa sistemdeki bilgileri alıp sessizce çıkar. İmza atmaz. Ya da işte çökertir sisteme zarar verir. İmza atmadığın yerler olmadı mı? Olmuştur muhakkak. ki <gülüyor> Meraktan. <gülüyor> Zamanında evet, tabii ki Ama olmuştur. bu çok enteresan bir şey. Bu bir paralellik tabii ki ben ister istemez Hı -hı. kuruyorum. Mesela seri katillerin imzaları vardır. Evet. O imzalardan aslında olayları birbirine bağlayabilirsiniz. Yani kim olduğunu bilmiyorsanız katilin ama orada burada şurada birilerini öldürdüyse or o mekanlarda attığı imzalardan aslında bu insanın aynı insan olduğunu bir kere hayır, anlarsınız. Şey de aynı şekilde geçerli. Yani dijital hacker geçerli. de dijital aynı biçimde ama mi imza bu, atıyor? Nasıl hayır, bir imza? Şöyle söyleyeyim baş harflerini bırakabilir bir resim koyabilir, bir fotoğraf koyabilir evet. ya da farklı belirleyen bir e, unsur olabilir, bir cümle Hep aynı olabilir. Aynı şeyi mi yapıyor ama her sefer başka şeyler mi yapıyor? Yok kendi çünkü kimliği vardır bir karakteri kimliği, vardır, kendi... onun Ay, bir tarzı Aynı şeyler yapıyor. Mesela evet. siyasi görüşler için tabii ki. Değil tabii değil siyasi görüşü olan, açısından. siyasi görüşüyle ilgili bir marş koyabiliyor, evet. i̇şte ne bileyim bir fotoğraf koyuyor, bir protesto mesajı koyuyor. Dini olan, dinle ilgili mesela Hazreti Muhammed'in karikatürleriyle ilgili saldırılar olmuştu bankalara saldırılar oldu. Bankalar kapalı kaldı. İşte çok büyük, devasa bankalar kapalı kaldı. Oralarda yine farklı mesajlar verildi. Ama mesela çok zarar verilen bir örneğe bakalım. Dünya Epilepsi e, Aa, Kuruluşu'nun evet, evet. internet sitesini hackleyip oraya işte alacalı bulacalı bir animasyon yerleştirdi ve e, o anda bilgisayarın başına oturup o internet sitesine giren epilepsi hastalarının Hepsi işte kriz geçirdi bilgisayar evet. başında. Evet, Sar Sarra mi? krizi geçirdiler. Yok, o Işık, değildi, başka ışık bir şey. Grubuydu. Yani bir takım ışık evet. şeyleri gördüğü zaman hareketleri Benzer Onlar şey çünkü uyarılıyor. Anonymous da yapmıştı. Evet. Bir tane video yayınlamıştı YouTube üzerinde. O videoyu seyretmeye kalktığınız zaman epilepsi hastalarını tetikleyen bir videoydu. Evet, çünkü... tabii işin bu yana artık giderek kriminal bir boyutu. Da evet. ulaşıyor yani Akıllıktan bu başka bir şey başka bence. bir şey oluyor evet. fakat ben mesela red hacklerin e, sadece muhalif olmanın ötesinde diyelim ki pedofillere karşı tecavüzlere karşı vesaire yani böyle bir takım e, bazı suç Hı -hı. tiplerine karşı da oldukları yani ve o açıdan şey da Evet Aslına bakarsanız tabii birçok şeye karşı olabilir. Muhalif olabilir hacker grupları. Bunları da kendi yöntemleriyle doğru ya da yanlış ifade edebilirler. Ama bizdeki hacker gruplarına baktığımızda şöyle bir şey görüyorum. X sisteminde bir açık var. X sistemi işte bir bakanlık diyelim. O bakanlıkla ilgili bir açık bulduk. Neyi protesto edebiliriz? Çünkü orada açık bulduğu için yapıyor. Şimdi orada tabii demin konuştuğumuz enformasyon yani savaşına giriyoruz evet. aslında. Yani amaç... E bir noktadan bakıldığı zaman bir parça itibarsızlaştırmak dolayısıyla ben de bir süredir takip ediyorum ve o takip ettiğim şeyin içinde böyle bir şey sezinledim sistem kapalı iken ya da sistemin boşluklarını yakaladık mesela binlerce yere saldırıp ondan sonra bir tane yer boş gördükleri zaman oraya düşürdükleri zaman bu sefer biz orayı yaptık diyorlar ve diğer sanki yerlere saldırılmamış gibi. Yani düşünüyor. ya da çok yani büyük bir kurumda 100 tane 100 tane sunucu vardır, bir ana sitesi vardır ki önemli yani ses getirecek olan ana sitedir. Ama çok alt bir site vardır mesela xyz.bilmemne.com. nokta bilmem ne gidip orayı hackleyip evet. o kurumun ana sayfasını ekleyebilirsiniz. Şey, anlıyorum. Bahanesini, yani, de, bahanesini de sizin söylediğiniz gibi protesto. bahane üzerine yani hani atıyorum girdiğiniz yer işte Tamer'in sitesi ise Tamer'le ilgili bir konu yazıp mesela Tamer programda şöyle bir şey söyledi. Onun için ben burayı hackledim. Ama bu 3 ay sonra olursa mesela 3 ay sonra açık bulduğu için olacaktır. Tamam anlıyorum <laughs> ama ben şimdi madem ki diyorum ki bu insanlar bir beceri sahibi sizin gençliğinizdeki gibi yani bir, şey, bir şeyleri Doğru. yapabiliyorlar. Bu becerilerini o kadar faydalı bir yerde kullanabilirler ki mesela internet üstünden pornografi ile mücadele ederek çocuk pornografisiyle... Bunu kullanıyorlar yani mesela ben kullanıyorum ben e, hatta bir olayda da yakalatmıştım biz anlıyoruz evet. bu şekilde e, Bursa'da işte engelli çocukları taciz evet. eden birini evet. yakalatmıştım evet. ben emniyette ortak çalışma yap. İşte onların da bu tip e, çalışmalarla gündeme gelmelerini ve Türkiye'nin gelişmesini aslında ve daha daha adil bir gelecek için katkıda bulunması yani bu beceri ekibimizde tercih etmeli. Şuna dikkat etmek gerekiyor. Yani bu e, bunun kimin sorumluluğu olduğuna da bakmak gerekiyor. Yani son birisi bir biz kendi sorumlulukları. O, herhalde, o biraz öyle gibi görünüyor ama bak e, belki şöyle bir sorun yok mu? Bana da öyle, öyle geliyor. Mesela diyelim ki ben hırsızlara düşman olup. İşte e, geceleri dışarıda dolaşıp hırsızları yakalatmak Dexter için e, birilerini yakalayıp dövmeye kalkarsan. Dexter Morgan oluyor. <laughs> Değil mi? O da, o da Değil mi? var. Yani... var. Dexter'e Dexter e benzeyerekten e, cinayet işleyenler var. Özellikle ama sonuç de, itibariyle evet. burada bir polisin görevi var. Evet. Tabii yavaş yavaş bu akşamı kapatmak zorundayız. <laughs> Çünkü sonunda Dexter'e Dexter e kadar bile vardı. E, evet daldan dala gittik ama bence çok ilginç şeyler oldu. Tabii çok şey soran oldu. Ne yazık ki onlara cevap veremediğimiz için vakitsizlikten gerçekten özür dilerim. Ee, ama söylemek istediğiniz bir şey var mı? Son, son Bize, bir cümle. E, hepimizin mail adresleri var aslında. Twitter'dayız. Ee, Twitter'dayız. Evet. Dolayısıyla Bizi e, soruları. derde gelen girenler bulabilir. Evet, Sorulara cevap verebiliriz. Aslında sanal dünyadaki işte sanallaştırma ile ilgili bir takım bayağı açıklar vesaireler var. Onları hiç değinmedik vaktimiz kalmadı. Ama. Evet, ama büyük büyük şirketlerden evet. küçük küçük şirketlere kadar herkesin evet. başı derde girebilir. Bu masanın etrafındakiler ben hariç bu konuda. <laughs> Size herkese yardımcı olabilirler. Tabii seyir. Ücreti mukabili yani, tabii. Son olarak şöyle yani. diyelim evet. normal kullanıcıya son evet. kullanıcıya. Çabuk, çabuk. Ee, bir yere tıklarken dikkat edelim her gördüğümüz tıklamayın. yere tıklamayın. Her, her, yere, her yere tıklamayın. <laughs> en diyorlar. temel. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Sen Siz teşekkür Bizi ederiz. izlediğiniz için de size çok teşekkür ederiz.